Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Selamünaleyküm dostlar. Yine beklenen an geldi. Farming'deyiz. Biz ne yapıyorduk en son Domuz ya? Serkan yine başladı ya. Oğlum benim sesim niye bir anormal değil ha? Tamam. Oğlum ben bu yeni miksere alışamadım Serkan. Yeni mikser geldi. Kötü Ben sesimi ayarlayamıyorum birader. dur. Oğlum benim sesim niye ayarsız ayarsız geliyor lan? Biz bu tarla tamam. Biz ne yapıyorduk? Sanırım benim ses şimdi düzelecek. Oğlum düzelmiyor. Oğlum benim sesim niye düzelmiyor Serkan? Abi sen sürekli hasta oluyorsun ya, ondan olabilir mi ki? Lan volümü düzelmiyor Ha, lan. volümü düzelmiyor. Bir dakika ya, biz ne yapıyorduk? Benim volümüm düzelmiyor. O Biz bu zaman tarlayı ekeceğiz, değil mi? şuradan çıkartırız biraz. Şöyle açalım. Olmuyor. Biz bu tarlayı ekeceğiz. Oğlum bu cihaz niye hiçbir şey tepki vermiyor? Bak çok fena sinirim bozuldu ha. Biz ne Sinirimi yapacağız? bozdun. Bu alet niye böyle yapıyor şimdi baboş? Bak sinirimi oynattı ha. Oğlum bu terse falan mı döndü bu mikrofonun ağzı ya dur. Biz Evet değerli buraya arkadaşlar benim sesim düşük geliyorsa söylersiniz ama oyunun sesine de bakmam lazım tabi. yulaf ekiyorduk, değil mi? Laf ekeceydik evet. Evet. Bu iki tarlaya yulaf ekiyorduk biz galiba. Büyüklere. İçindeki tohum bitecek mi abi? Ne bileyim birine eker. Serkan benim sesim çok kısık geliyor. Çok fena sinirim bozuldu şu an ha. Hey. Geldi galiba şu an benim sesim hem de abartı geldi sanırsam. Oğlum ne oluyor lan benim mikrofon seti bozuldu ha. Kafayı yedi. Tamam. Ses seviyesini ayarlamaya çalışıyorum. Bizim sesler bayağı bir pik atay olabilir. Baksana Bakıyorum. analyzerlara falan. Analizlere bakayım. Şu an bende bir sıkıntı yok. Sende de bir sıkıntı gözükmüyor. Senin ses düşük geliyor ama. Bak konuş. Ses deneme 1-2-3. Ses, Sen sound check. düşüksün. Konuş. Alright, ses. Ses deneme Ben de 1-2-3. Ses, konuşuyorum. sound check. Sen de konuşuyorsun. Ben de konuşuyorum. Sen de konuşuyorsun. Beraber konuşuyoruz. Evet. Çok konuşuyorum. Aynen öyle. Konuşuyorum da. Şunu kapatsam komple ne olur? Sesim çok dalgalandı yayın kayıtta falan da ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir yeni alete alışamadım biliyor musunuz? Konuş lan. Konuşuyorum abi, ne konuşayım? Ne bileyim ben. Öyle işte, havadan sudan işte yani. Havadan sudan işte konuş işte. Ne bileyim Konuşuyorum ben. abi. Sanırım kurtardı ya. Diyorsun ki bu tarlayı eker, bir sonrakini ekmez. Biz bunları gübrelemiş miyiz lan? Gübreledik. Ben hatırlamıyorum kafa gitti benim. Yaşlandım oğlum ben. Ben çok yaşlandım ya. Valla biz de olduğumuz yerde genç kalmıyoruz abi. Saçımızda senin saçından çok bende de beyaz var mesela. Ama senin saçın benimki kadar dökülmüş. Benimki de çok dökülüyor. Şimdi bir sıkıntı var. Yeni gelen alete alışamadım ben birader. Sanırım onun sesi yükseldi. Çok mu yükseltti ya? Bakıyorum. Bakalım. Dur 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 dur. Benim Yani sesim. benim altımda kalıyor oyun sesi Ama şu benim anda. altımda değil. Ben çok aşağıda kaldım galiba. Değil mi? Ben çok aşağıdayım değil mi? Biraz daha yüksel. Kendimi mi? Evet. Biraz yükledim. Şu an kendim biraz daha yükledim. Tamam. Böyle kal bence. Analizde de iyi gözüküyor. Ya herhalde iyidir ya. Olduğu kadar olmadığını. Onu da çözeceğiz. Ya bir sürü işimiz var bizim buralarda ya. Bunu hallediyor. Otomatik bir şey pilota mı verdin? Aha. Yapacak başka bir şey yok ki zaten. Seralara gidip bir bakalım. Ünlümakla. Ünlümakla seraya gitmene gerek yok ki oğlum. Doğru söylüyorum. Buradan da görebiliriz. Şuradan bile aynı. Suyu var. Domatesler güzel. Marullar güzel.
Sıkıntı yok. Ekmek? Onda da sıkıntı yok. Ya şu an ekimi yapıyoruz. Yani ekim yapılıyor. Zaten zaman hızlandıramayız ekim yapmamız için. Evet. Belki tavuklara yem ekleme yapabiliriz. Öyle tavukların yemi var zaten. Ne diyeceğiz? Ayrıca bunu atın yiyelim. Boyası falan attı artık. Atacak abi, onları başka bir şey yok. Sonsuza kadar bunu bekleyeceğiz biz. Yalnız şu an ne dikkatimi çekti biliyor musun? Abi. Şimdi bizim iki tarafı da ses gidiyor ya. Evet. Oraya ses gidiyor, buraya ses gidiyor, oradan ona gidiyor, buradan buna giriyor. Yalnız bunların hepsi şu benim ayağımın yanında bir tane makine var, oraya yapıyor. Valla. Çok faydalı bir şey. Çok faydalı oldu vallahi. Kurusu. Motor işte dediğim kurusu. Bu arada ekimden sonra saracaksın o tarlayı, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sarıcı orada işte. Sarılması gerekiyor işte. Allah'tan büyük makine kullanıyoruz da. Değil mi? Çocuğum. Oğlum bu tohum yetecek mi? Evet, evet. Yettiririz. Onun da yöntemi var oğlum. İşçideyken yardımcıyı yeniden doldur derim. Kara su gibi inmeye başlar. Yolun bittikten sonra bile devam eder. O nasıl olur lan? Evet, var öyle, güzelliği var öyle. Oğlum bunu sen bana daha yeni mi söylüyorsun? Oğlum her bakımda mı söyledin? Buradan yakaydın. Artist. Allah cezasını versin. Niye bırakıyorsun bunu? Bıraksın oğlum. Önemli olan bırakmış olmasız biliyorsun. Ya biz geçeriz ya, sıkıntı yok ya. Ya dert değil oradan geçmek ya. O ne biçim, ben de dert değil diyorum. Tohum yesin mi? Onu nereden yapıyorsun? Yeniden doldurma. Çok deli para harcarım. Tohumun inmazını görüyor musun? Giderken. Evet. Paran o hızda tohum için iniyor. Şu anki var olan hızıyla da işçi için iniyor. Yani. Ayağını düzlüyor. Yani. Anam bildiğin sömürüyor diyorsun. Yapıyor işte oğlum. Neyse. Biz karşı tarafa bir attık. Niye ya? Sen ne yapıyorsun? 612 kalmış burada. Çok yakıt almışsın. Bari gidelim ona yakıt alalım. Evet, ondan önce bir ekiciyi takip et. Önceliğin ekici. Sonuçta ekicinin içinde malzeme de almak zorunda kalacağız.
Ben bunun buraya ekeceğini düşünüyorum birader ya. Eker bence. Abi. %13 kaldı. Bir şey olmaz. Bu nasıl bir şey olmaz demek ya? Bir şey olmaz. Tıkandım. Ben sana söyleyeyim, hiçbir şey olmaz. Takipte kal, bitirebilir, anladın mı? Ucu ucuna gelebilir en azından, öyle düşün. Tek seferde de zaten %2 götürüyor. Biz makinenin paramız olsa daha büyüğünü de alırdık da. Bence bu bile ideal şu an bizim arazilerde. Ya tabii canım, bizim tek avantajı şey yaptırmıyor. İkinci gübreyi kendisi atıyor direkt. Abi bunun büyüğü var mı? Tabii canım. Ekicilerde miydi? Diskli tabii. Mibizer. Mibizer. Bizdeki şu anda. Evet. Ha. Bu ne lan? 3 metre, 8 metre. 23 metre. Var yani. Bu kaç metre? 15 metre. 23 metre şu. 23.2. Ama gübre yok bunda. Gübre almıyor. Kasası alacak gübreyi zaten. Bak bu. 12 metre oğlum o. Doğru, elimizdekinden ufak. Bu. O da 12 metre. 12 metre. 8 metre, 6 metre, 6 metre. lan. Oğlum o 23 metrelik olan, tırmığı 23 metre olan, onun kasası ayrı. Ha, ek yapıyorsun. Ona bir de ayrı şey ekliyorsun. Hadi ya. Bitecek bu. Bırak. Dedim. Hatta ben bunu işten çıkartayım abi. Gideyim ilk baş orada olanları alayım. Mavi ki. Yerdeki ne olduğunu biliyorum ben. Torba olarak al da ucuza gelsin. Tohumlar. Bir iki tane alalım değil mi ilk baş? He, yeter. Zaten sığmıyor. Yani ne kadar dolduracak? Zaten üçüncüyü alsan almayacaktı hepsini içine.
Şimdi yulaf ekimini yapacak, sonra öbür tarlayı ekecek. Evet. Bu öbür tarlayı ekeceğim, burada saracağız. Ezecek, bitmez yani. Yani topu topu toplasan 2 saat falan bir yayın olur, ne yapacağız şimdi? Yarın iş var. Gece sahura kalkarız biliyorsun. Tamam, evet. Maksat günün yorgunluğunu atmak için açtık yani biz bir normal sohbet muhabbeti çektik biliyorsun. Ben hala uyuyorum. Düşün. Ben de günün yorgunluğu var abi. Ben bildiğin uyuyorum yani. Kulaklıkta istiyorsan farkında mısın? Evet. Var mı? Geldi. Nasıl geldi? Babayı geldi. Geldi. Bunu da öğrenmiş olduk. Yeni mikser. Yani kötü bir alet değil. Efektli olsa, DSP daha olsa daha iyiydi tabii ama. Mesela bunun master channel'ını bu şekilde yaptığım zaman şöyle. Ne iş görüyorsun? Tabii bunların hepsine yer yapmamız lazım. Bayağı işimiz var ha. Yapacağız acı. Bir hafta sonra gömeceğiz stüdyoyu komple temizlik baştan aşağı. Temizlik, tekrardan söyle, takur. Bakıma girecek bakım, abi cihazlar. Cihazları bakımını yap. Ama bunları yapmadan şu eksik ekranları almak lazım. Dur ben 20'si gelsin. Ben bekliyorum. O gösteri ismini çekip atmıştın mı sana? Bir şey ayarlayacağız işte. Duruyor sonlar. Bülent abiye söyleyeyim alayım onları. Alayım. Hani buna tek ekran atmak da yeter, o da şey, diğer makine için ikinci bir ekran olsun iyi olur. En azından çıkış desteği yapabilir. Ya abi bize ekranın nerede lazım olacağı belli olmaz. Ne? Bir de şöyle bir şey var. Zaman içerisinde işi geliştireceğiz birader. Parça parça biliyorsun. Aynen öyle. Bir anda hepsi çıktı atlıyor mu? Keşke olsa ne olur işte. İşte keşke. Enes hoş geldin Enes. Bir seslendin kaçtı lan elim. Hüseyin hoş geldin. Melisa sen de hoş geldin. Osman hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsin evim. Anam babam. Hoş gelmişsin. Geçen 2 yıl muhabbeti de gelin. Abu Rize'deki emicam vefat etti. O öbür kısmını karıştırma. TikTok kızıyor. Abicamın. Ulan miras geldi sana. Ne? Vay benim anam babam hoş gelmişsin içeri geçir geç 2 yıl muhabbeti. Hayır anına tuzak edin mi? İki kertik. Ya baktığın zaman aslında şöyle bir şey var. Yulaftan ciddi gelir elde edeceğiz. Bir yandan da içeride biriktirdiğimiz bir soya var bana. Evet. Şimdi bizim yağ değirmenini almamız için çok fazla da bir engel de kalmadı da. Aynen. Sera da devrede. Sera damla damla damlatıyor. Ama ekmekte üretti. Baksana ekmekte doldu. Ekmekte doldu neredeyse. Sera zaten hepsini bir koyacağız. Domatesleri çıkar bir diyeceğiz tek tek. Hepsini isteyeceğiz on sırayla. Domatesle çilek birer damla suyla yetiyor ama diğerleri ikişer damla alıyor. Ya alsın onu. Şöyle kontrol edelim mi? Su oranlarını kontrol edelim mi? Susuz bırakmayalım serayı. Bence o seralar biz buraya bitiren kadar dayanır. Hatta uyuruz diye.
Şöyle söyleyeyim sana, tavuklardan ziyade maddi olarak biraz kıç toparlarsak biz bir tane daha romalık alalım. Hoş olurdu. Şey, küçüklerden. Çıkarın, sera için. Sera için, ekmek için. Ya da biz bir tır çekicisi daha alacağız bir ara. Oğlum, kara olana bak lan. Aferin oğlum. Bunu da bir yıkamak lazım. Bir de bu traktörlerin üstüne 3 teker yapacağız biz değil mi? He, bunları 3 teker çekeceğiz. Ulan buradan burada bayağı büyük aletleri çekiyor, iş yapıyor abi. Ne oradası lan, bunları yeni aldık. Yeni aldık şimdi, 2-3 yayın önce aldık. İkinci elde bir şey var mı? Bakalım abi. F'den bakıyorduk ikinci elde değil mi? Kesiciye bak. Kaç metre bakalım. Ah ah. Zamanla denk gelmedi PZV'nin. Traktöre baksana. 70 beygir oğlum bu. Bir işe yaramaz gerçi. Romoruk da iyiymiş. Bak bakalım bu küçük. 30 ton. Ya bizlik bir şey yok. Ama gelebilir. Gelme ihtimali yüksek. Allah'ın kitabına bitireği yok. Şu açıkta bıraktığı yeri yapacağız biz bir de. Ondan sonra bunu kaç palaya çak, kısım tek başına. Aynen. Ondan sonra sarıcıyı alacağız. Buraya alt tarafı ben bir sarıcıyla çekeceğim. Kendim geçeceğim. Ya baktığın zaman fena değil abi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Tıl kadar bir şey bırakacak orada biliyorsun değil mi? Geri döner yapar mı oğlum? Yapar. Ne diyebilir? Demez. Bence demez. İzliyoruz. Benim sana dönüyor diye. Ah dönüyor. Ben çocuğum oğlum, bu arada ısındım. Nereden dönecek? Baga mı girecek lan bu salak? En uca kadar gidiyor. Senin işçinin ben neyse. Senin ben işçinin kafasına edem. Güneş alt kısım var değil mi? Bir onu koyacağım, bir de bunu koyacağım. Allah Allah. Oğlum senin sesin niye zayıfmış gibi geliyor bana? Bilmem. Mikrofon yandırıyor, ondan dolayı olabilir abi belki. Mikrofonla tüküreyim. Isındı mı? Isınmaya başladı abi. Biliyorsun arkadaşların koruma kısmını çalıştıran. Bence de. Yapacak bir şey yok o zaman, start. Savunun leş kargaları. Ne yapacağım dedim. Değil mi? Her yayın yapacağım dedim. Farları niye yaktın lan? Yanlışlıkla yandı lan.
Sabah 8'de uzun yola çıkıyorsan ki far yakayım. Metrelik bir makine. Şimdi açayım mı? Hangi açmış? Bu da yavaş gidiyor ama tabii geniş alıyor. Kalır. Evet. Yine takılır. Öyle de takılır. Abi biz bunu nasıl çiçeğe vereceğiz ya? Abi düz koy. Koy böyle. Açılsın tarlaya sıfırlar. Gönder işçiye. Boş bıraktığı yerlere bakacağız artık. Anladın? Verdin gidiyor ha. Evet abi. İki tane biçerimiz peş peşe burada. Oğlum biçerde iki tane oldu da. Bu burada kalsın böyle. Kimseye bir zararı yok. Bunlar giderken sen bence benzin al bizim yanımızın arkasına. Değil mi? 600. Ne olur ne olmaz. Ama 600 litre dediğin de bizim bu traktörler zaten 400 litre aldı. Hatta bak o 600 litrenin bir kısmını bunun içine doldur, orada kalacak bir şey yok yani. Bu da ne gürültülü limotmuş lan. Abi limot öyle. Normal Unimog'da şöyle bir şey var. Normal Unimog'da ara gaz vermeden kaldıramazsın. Bildiğin ara gaz veriyorsun yani. Şahincilerin yaptığı gibi. Ya sen engelledin? Ne oluyor lan? Tren engelledi. Dönüşüm bir şey yok. Biz bunu dondurduk. Buradan tıra aldık. Biçerleri aldık. Hı. Traktörlerin ikisini aldık. Bayağı aldık. 3000 litre. Öyle bakıyor şimdi 3000 litre. Ne olacağını? Evet. 3000 litreyi az mı nüfusun?
reisler yaptığım zaman benim motor 16 litre alıyor. Ben de oyundaki mazot fiyatlarını az buldum kanka. Bence 45'ten versin. Bir litre mazotu 1.10 lira. 1 litre benzinin 1 lira olduğu bir Türkiye'yi görsen çifte telli oynarım lan burada. Motorun üstünden... Kapı gıcırdıyor arkadaşlar, sıkıntı yok. Motorda gideceğim ya. Benim motorda yıllardır geziyorum, ne değişti? Oğlum bu ay benim ekstraların kesik attı abi. Bu ay sıkışacağım ben. Ben buradayım lan, nereye sıkışayım abi? Bizim ekstralar patlayacak bu ay. Kardeşim burada. Seko dediğin zaman biliyorsun. Bu... Orada. 6000 küsur abonemiz olmuş bizim ha YouTube'da. Güzel ya. YouTube'cum. 6000 abone olduk. Katıl butonumuz da açıldı biliyorsun YouTube'cum. TikTok'cum, sizi de YouTube'a bekliyoruz. Tabii katılda. Özel oyunlar. Aileler. Bu var. Engellendi diyor. Birbirlerine çarptı onlar. Ama onlar birbirlerine kaldı oradan orada. Şunu geri al biraz. Bekle. Gönder. Hala doluyor. Yok şu an para konusunda da sıkışmıyoruz oyunda, değil mi? Satabileceğimiz şeyler var çünkü. Zaten başlı başına bir gürültü. Biz bir yat kalk yaptığımız zaman sonunda olacak mı? Tamam. O kadar hızlı yetmiyor. Biz balları kontrol etmedik. Takılıyor kendi halinde bu oğlum. Tamam mı? Abi. Yardımcıya çalışmamı getirdi. Çalışıyor mu? Çalışıyor şu an. Salağa bağlıyor arada ya. Yapay zeka abi normaldir. Ama iyi gidiyor. Öyle düşün yani.
Şimdi bunları ektikten sonra hasatları da kaçacağız zaten. Değil mi? Soya fasulyesini çok mantıklı bir zamanda satmamız lazım. Onu takip edeceğiz daha buradan işte. Haziran'da yüksek mi ediyor? En yüksek Haziran diyor. Arpayı... Arpa zaten tavuklara, arpayı unut. Yok, arpayı çekerken soyayı satacağız. Aynen öyle. Arpa biçilirken orada. Artık 2 verecek, 2,5 verecek ne verirse. Yani. Soyayı satacağız, marulu satacağız, domates, çilek, ekmek ne varsa satacağız. Bak şunu yapabiliriz ama. Kanola hasadı varsa alırız. Görev olarak mı? Görev olarak. Mantıklı çünkü yağ değmeni koyar koymaz içine koyacak da bir şey olsun isterim. Tabii. Öyle 1000, 2000 ne artarsa artık abi yapacak bir şey yok. Bakarız ya. Kanola kendimiz de ekebiliriz de bize arazi lazım olacak yine. İşte arazimiz, şu an 3 arazimiz var. Biri yulafa, biri kanolaya çalışmaya başlayacak bu sefer. Şu an üretimden yana bir sıkıntımız yok aslında. Ham maddede zorunlu bir yaşayacağız abi. Şimdi bak, para sıkıntısı yaşıyoruz. Kredi miktarımız dibe vurmuş durumda. Onu ben ödedim diye hatırlıyorum lan belli miktar. Kısa bir miktar ödedim. Ne? Olsun. Yavaş yavaş. 3-5 ödeyeceğiz abi. Oğlum sarmadı mı bu? Sarıyor abi. Manevra alıyor işte. Biraz kel bırakıyorsun. Kel bıraksın. Oraları geçeceğiz zaten biz. Mecbur geçeceğiz biliyorsun. Ekici de belli bir yere ekmeyecek. Yani. İlla ki. Ben şunu düşündüm. Şöyle haritadan baktığımız zaman. Sarıcının geçtiği yerleri göremezsin ektikten sonra. Ama şu anda üst tarafta nereye ekmediğini görüyorsun. Evet bu kısım işte, şu kısmı ekmeyecek. Orayı hallederik. Sarıcı da şu ucu bırakacak zaten biliyorum yani. Biz direkt yağ değirmeni atlamadan önce koyuna mı girsek? Hangisi daha karlıya gelir? Hangisi daha zarara sokacak bize? Şimdi fiyatları da görmek lazım. Şincik. Ondan değil. Fiyatlarına bak. Yapak var ya yapak. Bunu veriyor. İplikhane. Yağ? Abi aşağıda yağ diye satılıyordur o. Ama bu yağ o yağ değil. Pardon. Şişe yağ, ayçiçek kanola yağı mesela. 3000. Ayçiçek yağına bak. Hemen hemen aynı parayı veriyor. Ayçiçek yağı daha fazla veriyor. Şimdi burada olay şu. Ayçiçek yağını üretecek kadar şimdi arazi alacağımız yok. Büyük arazi alamayız, paramız yok. Onu da geçtim, bıçağını alamıyoruz şu anda zaten. Şeye bas, gönder şunu ya çalışsın tamam. Mesela İnşaattan bir baksana ya. Koyun hayvanlara bir bakalım ya. Koyun. En büyüğü bu. 65 tane. 25, 15. Bir araziye doğru çıkarsana. Bir sıkıntı var ama bak bunun etrafında şey var mı? Yapaneliğe çıkacak. Şimdilik bir alana çıkarsana onu şunu. Arabi şu önde. Şöyle bir çevirelim. Aha. Yapak nerede? Yapak. Ürün çıkacak yer yok. İşte bak şundan alacağız abi. Yok o değil. Bak çak 97 bin olanı al. Yanında. Bak aha gördük. Şurada. Şu tarafta. Kaç koyun? 65. Bir küçüğü kaç koyun? 25. En küçük kaç koyun? 15. Şimdi koyunlara koyacağımız şey su ve çim. Evet. Başka da bir şeye gerek yok. Ama senin bir lafın var. Şimdi biz bu koyun işine girmeye kalkarsak çim makinelerinin fiyatlarına bakmamız lazım bizim.
Bunu ele getireceğim galiba. Tank boşalmış mı? Bir şeyin tankı boşaldı. Ekicinin bir şeyi bitti. Bakarız abi şimdi. Şunu düşünüyorum ben şimdi. Lan diyorum bu böyleyse, o da öyleyse nasıl olacak bu? Benim aklıma en mantıklı yatan şu anda yağ yapmak abi. Bir, ekmeğe verdiğin tahılı düşürecek. Anladın? Sen şunu mu diyorsun? Abi fırına verdiğimiz tahılı çok takmana gerek yok. Ne bitmiş? Ya bitmiş. Tohum bitmiş. Gübresi de bitmiş. Tohum da bitti, gübre de bitti. Al poşetleri de öyle gidiyor. Çok alma canım. 3 tane falan. 4 tane yetmez mi? Artar. 3 tane bundan aldık. Gübre. Gübre bundan mı alıyorsun? Bu işte işaretine bak o. 1000. Al 4 tane. Para 2000 kaldı, sıçtık. Şimdi bu burayı hallederken malzemeleri satar. Balı malı satarız ya. Yumurtaları, malı. He. Yapacak bir şey yok diyorsun ha. Mecbur. Ya da krediyi köküne kadar çekeceğiz, kullanacağız. O. Krediyi niye kullanayım abi şimdi ya? Gerek yok ki krediyi kullanmamıza. Ben de kullanmayalım, biliyor musun? Şimdi koyunun yapak verdiğini düşünürsek, o yapaklardan iplik yapabilirim ya da iplikten değil direkt kıyafet yapabilirim ama onun üretim zinciri uzun. Evet. Yağın üretim zincirinde bir şey yok ki. Yağ değirmenine koyacağım, tarlanın birine kanal dökeceğim, bu kadar. Veya ayçiçeği. Ayçiçeğinin kafası yok. İşte o da var. Kanalaya yardır, bıçak alamayız, paramız yok. Kiralarız veya da. Ne gerek var oğlum, çak kanalaya gitsin. Mantıklı olarak düşünmeye çalışıyorum, anladın mı? Mantık yürütüyorum sadece. Ya aradaki 200 euro için gerek yok, anladın mı? O 100 bin liraya bıçak almaya. Gübre mi basıyor? Şimdi gübre de geldi. Hepsini almayacak. Aldı lan. Ulan ne ballıyız lan. Bunun iki haznesinin gülü olması sıkıntı oldu ya. Bu poşeti de alırım. Alır alır. Evden gelen bir şey yok kral, ne yapacaksın yani? Hani ilk baş götürür balları satarım bu oraya giderken, anladın mı? Yani mesajsın bu. Şu an... Onu yukarıdan nasıl hizalayacağız? Aşağıdan hizalayacak, yukarı göndereceğim. Ben buradan göndereceğim birikler. Aç aç kanatlarını aç. Bu... Oğlum benim kafa yandı ya. Niye yandı? İşçi miydi? İşçiye verdim ben. Şunun işimiz vardı, onu halledelim asıl. Evet.
Önce direkt aç onun kollarını abi. Şimdi bir de sonunda katlı topla yok. Evet. Bekle. Döneceksin ya çocuğum. Lan dönsene. Yanlış yapayım. Tamam olsun. Zaten buraya böyle boydan gittiğinde bitiyor bu. Olsun bu kaç kalıyor bize işte. Makineleri kullanmak ne ara sıkıntı olacak da. Yani şu... roman muhabbeti var ya. Değil mi? Makine, yani bizim makineye de ihtiyacımız var ama maddi olarak şu an hiçbir şey alamıyoruz abi. Batmış haldeyiz yani. Ve düze çıkamıyoruz. Yani düze çıksak eyvallah da nasıl çıkacağız düze? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçek hayatta da düze çıkamıyoruz oğlum. Ha yudan şey. Aynısı yani değişen bir şey yok. Bitti. He? Bu tarlanın işi bitti. Büyüsün de büyüsün. Yani. Açaydın kollarını. Yapmay değeydin. Bunu şimdi göndermeyeceğim o tarafa. Çünkü karşı tarafı var bunun. Herhalde. Ekici dönecek çünkü. Evet. Uç kısmı gezeceğiz. Bırak kalan otsa dönün. Ne olacak? Bunu ne yapacağım? Açacağım kanatlarını. Sokacağım şu tarafın bir kısmını içine. Motoru kapatacağım. Bunu niye durdun? Ne oldu? Ben de mi durdum? Ya gönder gitsin ya. Şimdi aldım. Ama yağ değirmeni pahalıydı değil mi? Bal, yumurta, işte sera mera ne varsa biz satalım. Şöyle borcu azaltmaya çalışıyoruz. Borcu bir azaltırsak var ya. Tarla bile alırlar. Azalmıyor. De bal satıyoruz. Yani çok büyük bir şey değil tabii ama. Bir şey değil canım. 33 bin lira bunlar. Sen onu götür, yerine koy. Asıl mevzu o değil. Asıl mevzu gerçekten o değil. Yani... Ne oldu oğlum? Tıra benzin aldım gelmişken. Ne oldu ki?
Yumurta falan vardı, onları da sat. Şeyleri de satalım. Seradakileri de satalım. Ekmekleri de satalım. Seradakileri, ekmekleri, hepsini satalım. Kredi payına bakalım. Eğer değirmeni koyabileceksek... Anladın sen, ne yapıyorsun lan? Tersten gidiyor mu? Nereye tersten gidiyor? Nereye gidiyor? Ekmekleri çıkaracağım. Ve tek romor kaçacak. Büyük romorku götürüyor lan o zaman. Bu değil ekmek, değil erkek. Bu un. Un, aldım. Baş iki tane çıkartırız mı? Aldı mı? Alıyor. Ha, iki iki çıkart. Ekmekler bitti. Nasıl bitti? Bitti abi. Olan aldık işte. 3000 lira. Satalım o zaman. Bekleyin, satayım. Tamam. Aynı yere değil mi? Aynı yerde satabiliriz. O yere satarız. Alalım. Ondan sonra sebzede şey getirecektim. Gross bilmem ne var ileride, ona getireceksin. Şimdi bu büyük kasa olduğu için sırayla gezeceğiz. Yumurtalar kalsın şu anda. Ya, onları da satacağım en son. Hepsini satmışsın oğlum. Yok yani yumurtaların ramorkunu almaya gerek yok şu an, anladın mı? Boş ramorkum var. Aynen öyle. Ama o bizim seraların olduğu yerlerde çok fazla yamuk, tepeleşme var. Yürü morgun tırmandığı yere de bu tırla biraz zor çıkarsın. Hı? Gross'a git. Elemanları çağırın, mal geldi. Gübrek getiremedi. Güzel veriyor oğlum işte. Bereket versin. Biz seraları toplamak lazım. Asıl mesele o. Seraların önde miydi, arkada mıydı yeri? Öndeydi. Önde. Tarla, işte, araziden tarafa. Ama bununla çıkamayacağım birçoğuna, ben söyleyeyim. Takılacak bu. Burada böyle yamuklu yerler çok oldu. Kaçacağız. Dipte vardı bir tane değil mi? Dört tane vardı lan. Dört tane seramız var ya abi. Bu... Aha burası işte. Hepsini alabilir misin?
Sadece domatesleri çıkartma abi. Bakayım, bütün domatesleri alıyor musun? Evet. Domates, ok diyorsun. Geri basıyorum, 4 palet atıyor işte. Bir tane çıktı. Yanlış aldım. Diyorsun bunları bir de ehleyeyim, sonra gelin marul, sonra gelin çilek. Doldur. İyi iyi. Bir nereden baksan 6 ton civarında domatesimiz var. Markete gideceğiz yine, değil mi? Bu zaten buraya ekmeyeceğini biliyorum. Yani. Satışı bitirince ikinciyi de tamamlattırırız ya. Hayır, şimdi para gitmesin. Güzel kazana cüç. Bu hazır yemek restoranı domates kabul etmedi dedi bana. Deneyelim mi? Yani. Belki de. Ediyor. Abi ne o hazır yemek restoranı? Domates hazır ye. Kopar ve ye. Niye? 6000'de buradan verdi. Suya para vermediğim için her türlü kar. Evet. O yönde avantajımız var işte. Yatırımı yaparken para harcadım ama bir sıkıntı var. Sonuçta amorti edecek. Öyle ya da böyle. Bizim yandaki dere kurumuyor. Şimdi ne alıyoruz? Marulları alırız. Bu. Marul. Demek ki sarayın kapasitesini tam dolduracak kadar bekletsek. Değil mi? Geç ama arılar gibi malı yiyecek. Çok iyi marul. Ne çıkarsa bahtınıza. Helelelelelele.
Hem pahalı olan da marula. Evet. Bunların aslında ikisini sırf marula basabilirsin, biliyorsun değil mi? Ya ikisini sırf marula basmanın ilgisi yok bunun oğlum. Hepsinin deposu ayrı. Anladın? Öbürlerini ürettirmeyerek kendine zarar ettiriyorsun. Oğlum bu maksimum kart niye bana sapık gibi habire mesaj atıyor? Bütün bankalar yapıyor, boşver. Ya oğlum valla. Bence... Seren bize kazandıracak abi. Seren'in sadece kendisi maliyet. Şu maliyet değil. Sonuçta tohum ekmiyor, bir şey yapmıyor. İşçi parası vermiyor. İşçi parası vermiyor. Sadece suyu doldurmak için biraz mazot yapıyor. O da bizim paramız büyük tankere yetmediğinde. Tanker aldığın zaman bir kere suyu çekeceğiz dereden. Doldur babam, doldur. Aynen öyle. Harbiden. Tanker de alabiliriz ya. Şu aradan geçer ama. Diyorsun ki hazır yemekçiye gideyim, hazır yemek olarak bu otları... Tabii salata yapsınlar. Bu su iş malzemesi veriyoruz. Pasta malzemesi de... Çilekli şey ne? Framboğazlı cheesecake. Çikolatalı fondü. Fondüde çilek oluyor muydu lan? Çikolatalı fondü dedim ben bir şey dedim. Krem şanti kanka. Babam böyle pasta yapmasını nasıl nereden öğrendi? Bir de sat oğlum, sat çocuğum. Donald bakmasa da damlıyor lan. Marul'dan da 6000 aldık. İlginç bir şey söyleyeceğim sana. Sera'nın kasaları kolay kolay dolmuyor. Yani çok uzun süre Sera'ya bakmayabiliriz. Suyuna bakmamız lazım ama. Suyuna bakacağız. Şimdi para lazım diye bozduk Sera'yı da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çilekleri de satacağım. Evet. Yumurtaları da sat, şeyin parası çıkacak. Yağ değil mi? İnşallah. Üstüne bizden soyayı satacağız. Ya derimin için bekleyebiliriz istersen. Ne abi? Vallahi ben de bilmiyorum. Ne oldu? Hayır, çekiciyi drift attırdım. Dorsa yerinde kaldı. Toprağa saplandı. Sıra bende. Maşallah, maşallah. Maşallah hocam, maşallah, maşallah. Oğlum 8'er palet verdi lan, ayı. O kadar lezzetli gözüktü ki gözüme, satmasak mı biz bir yesek? Bir 6000'de bunlar verecek, anladık. Her şey 6000'den fazla verir. Allah kerimdir. Çalışın çocuğum siz yine. Çalışın tabi. Boş değil, boş gözünü kızı sen. Doldur.
Oğlum bayağı malzeme çıktı ya. Düşün daha yumurtaları... Basmadım ben. Otomatik mi alıyor? Otomatik alıyor. Kasanı sok, kasaya soktum ya belli bir miktar içeri. Kendim alayım. Hı hı. Oğlum bayağı alıyor lan. Çilek çok oluyor, çok farklı var. İyi verdi ama. Parasını mı sordu? Para, çileğin parası ne kadar olacak acaba? Onu merak ediyorum. Bence 6 lira. Çok değil. Şey merak ettim. Aşağıda. Johnson Farms'a gitmem lazım. Allah razı olsun kestirme işte ya. Sanki büyüsünler diye para harcıyor. Neredeyse 15 lira. Bu 400'den çok büyük para edecek değil yani. Fırın da alıyormuş. Lan fırın da alıyor da bizim zaten çileklik tamam çileği satıyoruz da biz zaten belirli bir üretim dengesini koyduk ama bizim fırına şey pasta yaptırmaya başlayacağız pardon kek. Pasta oradan koyacağız malı. O da doğru. Bizim bazı şeyler tamamı biz Bizans'tan söylüyor mu? Parça parça ilerliyoruz üretim hattında ama. Saat 100. O çileğin tabi kasasını fullesek bayağı. Yani 4 tane var. Çilekler 20 tona yakın biriktiriyor kendi adresinde. 80 ton falan çilek biriktirebiliyor bizim seralar. Altı bin sekiz yüz verdi. Mantıklı düşünsün 80 ton olsa. Ne 25 bin verecek. Öyle düşün. Sen bunu balların oraya çekme. Bir de bala gidip balımı oraya koyak biz bunu. Şimdi ekiciyi mi halledeceğim? Evet. Ekiciyi halledeyim, sarıcıyı da verelim. Sonra da yumurtaları da halledelim. Kasada ne var görelim ha. Takılı bırak lan o kadar. Çekiciyi böyle bırak. Niye dedim? Uyuyacaksın zaten. Balları çekmezse ayar yaparız. Tava basacağım yerde şey yaptım anasını. Çalıştır ve indir o makineyi.
Hıyarton'un bırakacağı yer belliydi zaten. Yani. Ekim işlerini de hallettik ama. Şu üç bir şey yememe gerek var mı? Ya bırak Allah'ını seversen ya, aman. Sen bir tırak tırak. Bunun işimiz bitti. Şimdilik. Evet, şimdilik. Aslında şu an ne yapabiliriz biliyor musun? Ne yapabiliriz? Kredi faizi çok sokuyor ya. Hı hı. Sattığımız ürünlerden aldığımız parayı krediye basıp bizden çekeceği faizi düşürebiliriz. Ne olur? Nasıl olsa faizi istediğimizde geri çekebiliyoruz. Kredimizi pardon. Götür bunu, götür. Götürüyorum abi. Bir sıkıntı yok mu Karaoğlan'a? İyice şöyle bir temizlersin. Kaç mı bitiriyor ya lan? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Amazon'dan aldık biz bunu. Güzelim işte. Ne ara gitti geri geldi bu? Önce yarısını geçti. Bana da öyle geldi. Bak tertemiz oldu. Kara yılan. Su nasıl dolduruluyor mu? Nereye? Seraya mı? Kral izle şimdi, biz su doldurma işi yapacağız. İzle de bak. Nereye sorduğunu ben merak ettim. Seraya mı yoksa nereye? Romorka, romorka. Bence romorka sordu. Yarıdan kesmiş bak. Şıkol eşlik. Zaten bu makine kalkmadığı için gezdiğin zaman her yeri boy yapıyor. Biliyorum. Yarıdan dönmüş. Eşek herif.
şunu ayarla gönder de. Niye böyle bir gerzeklik yapmış olabilir? Çok içerideydi acaba, ondan mı yaptı ki? Ben anlamadım abi, bu yapay zekası bir tuhaf çalışıyor ya. Ne yapacak şimdi? Motor sayacağım dedi. Küsür. 9 bulmuş. Ama şimdi yumurtaları da sıkacağız. Şimdi yağ değirmenini mi yapalım yoksa krediye biraz borç mu ödeyelim? Oğlum bence krediye ödeyelim. Hem yağ değirmenlik yağ yapacağımız bir kanolamız yok yani. 2 ton bir kanola var yani. Kanolamız yok, bir de şöyle bir şey abi. Kanolayı ekeceğimiz zaman değirmeni koyabilmemiz lazım. Yani şu an acele etmemize gerek diyecek bir şey yok bence. O zaman şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Öde ala öde. 8. Öde ala. Kalsın o kadar da. Oğlum şimdi bir 14 bin daha alacağız zaten. Tamam kalsın şimdi bu kadar da abi. Yani ödeyebildiğimiz kadar bol bol ödeyeceğiz abi. İşçiye de para kalsın abi. Lan işçilik bir işim mi kaldı? Bir tane işçim çalışıyor zaten. Oyun süresiyle ben sana söyleyeyim 5 ay uyutacaksın herifi. Haziran'da soyayı satacağız. Arpa'nın sadası İran'da mıydı? Galiba. Tamam. Burada sayıda satalım. Sonra gelelim. Tankere su çekelim abi. Tankerin içinde su var bildiğim kadarıyla ya. Ya varsa bir şey, bir şey ya. Seralara su dolduralım. İyi harcayalım. Hiçbir şey uyutacağımız için. Unuturuz anasını satayım. Üretim durur. Durmaz. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bence var ya biz yağ değirmenini bekletelim lan. Bir de borcunu bayağı bir indirmemiz lazım bizim abi. 1 milyon lira olduk lan. Mortu çekeceğiz yemin ediyorum. Turp bir yumurta da buradan sattık. Aslında ben sana şöyle söyleyeyim birader. Bu kredi borcunu ödeme noktasında soyayı satacaksın ya. Hı hı. Senin de benim yapsak. Hasat zamanında kanola hasatlarını alalım. Hem işçilikten para kazanalım. Artık 300-500 liraya koyarız.
Yani şu an zaten borcu da öderiz. Yağ yapacak kadar kanolamız yok çünkü. Ekebilirsin. Ben de diyorum ki onun için şimdi ekmeğe değmez, anladın mı? Onun için şimdi ekmeğe değmez. Su çek bakalım. Su çekelim, doğru. Tavukların yemlerine biz hiç bakmadık ya. 5000 vardı abi. Vardı. 3000'e kadar yolu var onu biliyorsun. Bunu suyun içine koyduk, böyle çürümeye bırakmışlar gibi. Herifin morgu durduramadım. Doluymuş lan. Doldurup da bıraktın ya burada. Ben boşaltalım o zaman, gidip bak. En uzaktakinden başla. Bence. Gittikçe işin kolaylar, daha iyi. Evet. Ebesini... Bu tamam. Sen kalanı buraya boşaltıp git de olur. Öyle yapayım zaten. Hamallık yapmayacağım boşu boşuna. Şimdi gideceğiz dereye. İndim dereye, taş bulamadım. İndim dereye, taş bulamadım. Değil mi canım benim? Tabii canım. Bak taş yok. Kendime göre. Bu ara şey takıldı dilime ya. Naynini naynini yandan yandan, hadi zordan. Yalvarttırıyorsun, bir kar öptürüyorsun, o da yalandan. Rahmetli'nin şarkısı nereden takıldı dilime bilmiyorum ya. Şey var ya çocuklar, kanka bu ne ya, İngilizce şarkı aç diyor. Ankara'nın şey var ya, kapıcı izler. İngilizce mi diyor, vallahi İngilizce, vallahi İngilizce diyor. A, B, C, D, D, F, G. Bir şey yapıyor ya, you hang. Telefon ara diyor ya, aramız kişi ulaşılamıyor. Benim klimanın motoru ses mi yapıyor şu an? Bence yukarıdakinden geliyor ses. Senin bir tane üst komşun var ya, ne aldıysa artık çalıştırıyor ya bir şeyler. Sanayi işletiyor yukarıda. Sekizlikleri almadık daha Serkan hocam. Sanki şey çalıştırıyor sen, üç boyutlu yazıcı çalıştırıyor. Hayır diyorum, sekizlikleri almadık hocam. Sekizleri biz buraya alalım. Ya aslında ondan önce şey mi yapsak ya, bir yedi inçlik Behringer mi? HS7'leri mi diyorsun? Yok, Behringer'in var ya. Trut 20-20'ler. Onlardan da koyalım. Bokunu çıkaralım iyice. 6,5 inç onlardan. Ondan sonra HS şey 8'leri alalım. Nasıl olsa kanka left right'ı 4'e böler. 4'te 4 taneye kopyalayabiliyor muyum ben? Hem de link ve sinyal kaybım yok yani. Bak, ondan ona ses atlayarak başladık biz bu işlere seninle. Gecikmeler, patlamalar, çatlamalar, bak hepsi aynı seviyede gidiyor, ip gibi. Harbi lan ne sıkıntılar yaşadık lan biz bu stüdyoyu kurarken. O zaman şöyle yapıyorum kanka, bak bu gördüğümüz alet var, şuna benim yanımda, sen göremiyorsun, ben kapatıyorum onu. Görüyorum, ben görüyorum buradan. Böyle buradan yandan ben seviyorum onu, cici.
Yok ama ilk başlarda hatırlasana Furki. Yayın yapıyoruz, oyun çekiyoruz. Sesler tutmuyor, bir şey olmuyor. Ulan 62 litre kaldı işte. Başka da kalmadı, hepsi doldu galiba. Dolu. Bunu da sok suya. Yok, ilk başlarda çektiğimiz sıkıntılara baksana ya. Şeyden... Kayıt alıyoruz. Anasını satayım. Senkron hatası yaşıyoruz, onu yaşıyoruz, bunu yapıyoruz. Buradan kayıtçıya, yöneticiye, master bilgisayara sesi, görüntüyü gönder. Oradan HDMI üzerinden ses atmaya çalış. Dip ses yapar, hışırtı yapar. Olmadı, switch üzerinden göndermeye kalkarsın. Switch'i gönderirsin, yayın basamazsın. Ne sıkıntılar yaşadık biz ya. Bak şimdi... Bu arkadaş bütün derdimizi halletti bizim. Ama gerçekten çok sıkıntılar yaşadık abi. Daha yeni başlıyoruz oğlum, daha sıkıntı ne? Oğlum makineleri alıyoruz da bu sefer de mekana sığmıyor la. Ne yapacaksın, evi mi büyüteceksin bu sefer de? Evi nasıl büyüteceğim oğlum, param yok. O kadar param yok oğlum. Olaydı yapardım da. O kadar yok ya. Bizim odayı modifiye etmeyi düşünüyorum ben kanka. O da benim aklımda şu anda. Acaba yani biz şu anki mesela şu karşı duvara geçsek orada da şey engelleyecek bizi. Hangi duvar? Arka tarafı mı? Şu tarafa geçsek. Orada da cam çerçeve var, hiçbir şeye yaramayacak. Abi bu bölgeyi yapacağız, donatacağız, yapacak bir şey yok yani. Elden bir şey gelmiyor, o boş. Bu bölge şu duvar kadar, şu duvarın az bir şey kadar daha uzun olmuş olsaydı şu duvar. Bir yarım metre daha uzun olmuş olsaydı. Öyle bakma oğlum olaya. Gidiyor. Ya biz, ben sana söyleyeyim bak kanka. Bizim kullandığımız masa da yani öyle herkesin evinde kullanacak bir masa değil. Oğlum eni 3 metre lan bu masanın. He. Derinliği 1 metre. 1 metre bir 20 buçuk, santim. 1,5. 1,5 mu kesmiştin? 1,5. Oğlum ben sana 1.15 demiştim, sen 1.5 mu kestirmiştin lan bunu? My God. TikTok duydun, ben bir şey demedim. Oğlum benim kanalımda beni server espiyonluyorsun lan, kanalın adı ben. Ama şöyle bir şey diyeceğim sana. Ekranlar için yapacağımız platformlar var ya, o platformlardaki eğimleri falan çok iyi ayarlamamız lazım bizim. Yani oturduğumuz alçaklıktan net görmemiz lazım. Evet. Yansıma payı falan filan bayağı uğraşacağız biz yine yani. Onlara eğim veririz biz her türlü. O konuda sen canını sıkma. Ondan değil yani, çok uğraşacağız. Bir de kablolar falan kaldır kuldur geçsin istemiyoruz ya biz. Kabloları ses süngerlerin arasından geçirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl yapacaksa. Hani güzel görünsün, temiz görünsün, dengeli görünsün. Bak baksana oğlum, masanın üstü ahiretten görünmüyor la. Bağırsak gibi anasını her taraf. Bak böyle ince şeyler seksi durabilir. Tabii. Ama çok fazla olunca da baba yani. Onları da hepsini toplayacağız abi ya. Şey gibi hani ahtapot kollarını bir tarafımıza atmış gibi. Her yerden bir bak, buradan da piton geçiyor. Yani. Abi bize bir çay sallasana be. Sana zahmet. O yana da bu yana da salla. Evet, çevir kıvır çevir salla. Bu niye kırmızı yanıyor lan? Hangisi? Bütün pikler yanıyor. Normal. Ne kadar sallarsan salla da. Benim olacağım zununda. Niye? Ay. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Kendi mikrofonumun hassasiyetini düştüm şu an. AUX'tan bindim. Ha oluyormuş. Serkan papucu yalı. Konuş la. Ne konuşayım la? O yana da bu yana da sal. Konuş oğlum. Salla bir denem. Salla. Konuş. Evet çevir kıvır çevir salla. Konuş lan. Ne konuşayım lan? Ağzına tükürdüm, konuş. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim. Polis melek. Agresifim. Kanka, olayı çözdük. Ex-kop. Bu aletin olayını çözeceğiz. Bu yeni, yani çözeceğim. Lan mikser çok seksi duruyor biliyor musun? Ya hayır ondan değil oğlum, aletin tasarımı bir değişik geldi bana. Alışacağız lan, alışacağız. Öyledir, öyledir. Sanki ben daha önce bu mikserden kullandığım gibi geliyor. AUX'ların direkt
Post değil pre çalışması. O çok avantajlı oldu. Yani ben şu an hoparlörleri açıp kral. Kabini açıp, kabinleri açıp. Şimdi bütün sesi buradan çıktı mı düşün. Evet. Masterları. Yani bundan buna atladım ve bundan çıktım sesi. Bu aletin bana avantajı ne abi? Şunu çek. Elektriği kesmesen de ses kapandı ama yayına gitmeye devam ediyor. Evet. Yani öyle bir avantaj sağlıyor. O güzel bir şey. Yani böyle olduğunu bilmiyordum. Yani kolonları açabiliriz o zaman biz. Bak. Oğlum bizim iki kolon bir mikserde, iki kolon bir mikserde şu an. He, o da var. Switch'i bağladı, kablolar yolda oğlum, gelmedi lan. Ben de ona da bir haftada iki tane kablo gelmedi arkadaşlar. Adamlar belki yapıyor oğlum. Ben yapması bir şey değil lan. Benim... Furki, lafı tutarak sen çay yapmayı mı istemiyorsun? Kendi çayımı bitireceğim. He. Acaba diyorum bu hafta sonu hava güzel olur mu diyorum. Ben bakmıştım ya. Acaba olur mu? Abi benim bildiğim kadarıyla trafik dersi mi olacak? Cumartesi günü bir saat mi, iki saat mi ne? Ondan sonra açık. Yani hava açık yani. Parçalı bulutlu gösteriyor. Yağmıyor mu ya? Yağmıyor. O zaman biz seninle bizim mekana bir gidek. Aynen. Bu iş internetten olmayacak. Tek motor mu gidelim, iki motor mu gidelim? Baba oraya senin makineye girmeye niyetin varsa... Gireriz oğlum, ne olacak? Galata'ya. Evet. Eksikten diyorum, seni öpmesinler dönüşte. Oğlum kaç kere girdim lan ben? Ben Eminönü istikametinden geliyorum lan. O Halic'in o ayaklarının altına hava almaya gidiyorum yani bazı akşamları. Bir kafa dinleyeyim diyorum. Ne adamsın sen ya. Ulan ver ya, sen bir sürümsen o makineyi bağlatacaksın, aklın başına gelecek. Sakın bana ağlama. Sana ağlayacağım, kime ağlayacağım oğlum? Etrafımda motor sürmeyi... Ağzına tükürüyorum. Etrafımda motor kullanmayı bilen mi var? Tabii. Abi, sen de ehliyet ver, şunu çıkarsana. Oğlum dün eve gelirken ışıklardan debriyajı birdenbire çok sert saldım. Atar. Şey, önü kaldırır. Ön bir kalktı. Dedim ne oluyorsun? Debriyaj tokatlama diye bir şey var teker almak için motoru. Tavsiye etmem. Zincirimi balataların içine ediyor. Yok, bilerek yapmadım ama onu. Ben de ilk seninki gibi makine kullandığımda birkaç kere yapmıştım. Hatta rampada yaptım, ben motor kafama geçiyordu. Yok, ben bilerek yapmadım ama onu. Kaçtı böyle elimden. Alışıyorsun kanka, 3-5 kere. Yani... Oğlum iftara yetişmeye çalışıyordum ya. Yok abi. Benim de suçum var. Ben şöyle demek istedim. Ben Galata'da bizim gittiğimiz dükkan vardı ya. Hı-hı. Gidelim diyorum. Selamun aleyküm abi, aleyküm selam. Lazım olan kabloları yaptırak. Projemizi, metremizi söyleyelim. Abiler bize yapsın bir güzellik ha. Aynen. Ne lazımsa. Ya zaten belli aşağı yukarı 30'ar santimlik 7-8 tane atlama ya lazım bize. Ne lazımsa dediğim mantık şu, hani ben şunu demek istedim kral. Hani lazım olan malı alalım. Yaptırtalım yani. Tabii canım. Nasıl istiyorsak, ne kadar istiyorsak yaptırtalım, hatta yedek yaptırtalım. Olabilir. Fazla kablo göz çıkartmaz. Değil mi? Ya tabii canım, yedekli o, yedek olması illa şart. Yolunda gerek. Hadi abi. Çayın bitmedi. Abi bak, ben zaten çay içmedim bugün. Ben çok içtim. Niyetliyim biliyorsun. Aşağı yukarı bir çay yapacaksın lan. Kanka ben de niyetliyim. Ama iyi niyetlisin sen, onu biliyorum canım. Ben iyi niyetliyim oğlum, işte onu diyorum. Senin şu hastalığın olmasa ben sana yapacağımı biliyorum da, neyse. Hangi hastalığın lan? Şekeri biliyorum. Şeker değil. Şeker başlayacak gibi oldu. İşte bastılar hemen kafasını. İyi oldu aslında. Ne var da? Kanka geçen merak ettim, dedim bir Gantara çıkayım. 111.7. Güzel. Diyetisyen ablanın verdiği limite 10 kilo kaldı. Peki spor? Hala spora gidemiyor. Dizim sakat lan. Neyse, bir şey demeyeceğim. Oğlum dizdeki küçük bir şey değil benim, anladın mı? İltihap toplamış diz. Çok fena, bildiğin gibi değil. Şişiyor dizim benim. Böyle balon gibi şişiyor, varis gibi. Vicks kullan abi.
Denedim, hiçbir şeye yaramıyor. Yürü, 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 yani, yürü. Dizi yorduğum anda ağzıma tükürüyor. İyileşecek ama geç iyileşecek. Büyük ihtimalle bu şey tendon zedelenmesi birader. Bir de ben vücuda şey almıyorum biliyorsun, bu diyet muhabbetleri. Kas ve tendonları besleyecek birçok gıdayı almıyorum. Şeker ve küreği tetiklemesin diye. Sadece zaman, et yiyorum yani. O zaman kolajen kullanacaksın abi. Onu da ayarlıyor babam. Kemik. İlikli kemik hem de. Bir kere sapıtmasan olmaz mı? Kolajeni de ilaç olarak almıyorum canım. Kemik suyu yapacağım hani burada. Çorbaların içine atacağım. İlikli kemik suyunu. Kemik suyu çorba gibi olacak. Bir şekilde alacağız vücuda bunu. Başka çaresi var mı? Yani. İğrenç bir şey de olabilir ama mecburum. İğrenç bir şey değil. Oldukça sağ. Bir de bağışıklık sistemi güçlendiriyormuş lan o Mehmet. Evet. Ben uzun zamandır bu dediğin maddeyi almıyorum bu vücuda birader. Çok uzun zamandır. Ben kolajeni işte hap olarak aldım. Onun için kullanıyorum. Mesela sporda sakatlığımı engellesin diye, eklemlere zarar vermesin diye. Koşu bandı... Mesela spora gitmediğim zamanlar da kullanıyorum. Niye? Ya, olabilir. Ağır işte çalışıyorum abi sonuçta biliyorsun. Ya ondan demiyorum kral. Benimki şeyle... ne derler ona birader? Yürüyüş, koşu bandı dediğimiz alet var ya. Hı hı. Onu... O bacağı kasıyor. Hızlı gittiği için. Tabii. Ben şimdi tendonlarda hasar olan dizi zorlarsam bu geri zekalılık olacak. Bir de biliyorsun abi ben yani ses sistemi iş yapıyorum. Benim bacaklarda sakatlık, belde sakatlık olursa ben bittim abi. Tabii canım. Yani tamam zayıflayacağım diye de vücudu sakatlamayı istemiyorum. Ha bir yandan da o beslenme uzmanı bana şurada birkaç ay sonra bak yemin ediyorum sana vücut çalış diyecek. Evet. Ondan eminim yani. Vücut çalış diyecek o kadın bana. Sarkıyor çünkü. Abi sarkma illaki olacak. Abi 140 kilodan 111 kiloya indim. Şurada 4,5 ayda yaptım ben bunu. 140 abi. Yani 30 kilo lan. Yani sarkmaması saçma olurdu zaten. Ama şey doku ve kas mı diyorlar ona? Hem doku hem kas onu toplamak için bir şeyler yapacağız, mecbur yapacağım yani. Ben zaten spor salonu bunun için gideyim, benim içimden geçecek antrenör biliyorsun. Bir de bana yazın ödev verdiler. Doktordan ödev verildi bana. Çalışmıyorum ya ben okulda yazın. Hı. Sabahlarım yok ya. Eğer akşam işe gitmezsem eğer bana verilen ödev şu her sabah 9'a kalkacakmışım. Tatilde. Hiçbir şey yemeyecekmişim. Giyiniyormuşum. Motoruma biniyormuşum. Doğru Sarıyer tarafına gidiyormuşum. Sebep? Deniz. Ha, denize gireceğim. Gidecekmişim, denize girecekmişim. En az aralıksız yarım saat kulaç atacakmışım her gün, en az. Bence onu yapmana gerek yok ki. Yok, suyun tuzlu sudan dolayı. Biz hafta sonları buradan basar gideriz Silivri'ye lan. Ben gitmem o tarafa, Karadeniz'e giderim ben. Oğlum orası da Karadeniz. Sen oğlum Karadeniz'e gitmeyeceğim, ben şey gideceğim, Tarabya'dan Boğaz atlayacağım. Akıntıya ters gideceğim. Herkes gidiyor Mersin'e, ben gidiyorum Dersin'e kardeş. Değil mi? Doktor öyle dedi lan. Şey dedi. Çıkacakmışım. Yarım saat yüzdükten sonra. Güneşin alnında en az dedi 40 dakika duracaksın. D vitaminini tetiklemek içinmiş o da. Evet. Sonra hocam dedi. Sonra zaten kurursun dedi. Bin motoruna dönemin arkadaşım dedi. Hocam dedi bir buçuk saat için mi gidiyorum ben öyle dedim. Evet. Evet dedi. Bir buçuk saat için gidiyorsun dedi. Gideceksin, motoruna binip de geri geleceksin. Hem motosiklete bineceksin, bak dedi deşarj olursun, kötü enerjilerini atarsın dedi. Hem tuzlu su cilde iyi gelir dedi. Evet. Cildin toparlar dedi. Hem su vücuda çok enerji yaktırıyor dedi. Bir daha çıkarma yapacaksın, çok daha güzel yakacak dedi. Sen ne diyorsun ya? D vitaminin çalışacak dedi. Akşam üzeri dedi spor salonun vardı ya senin gittiğin dedi, oraya gideceksin dedi aynı. Hocam gündüz uyuma, yok öyle bir şey dedi. Uyumayacaksın dedi. Sen gece uyuyacaksın abi. Uyuma yok dedi. Hani eve geldin uyku basıyor ya su yorgunluğunu bilirsin işte. Uyurum dedim ben doktora, yok dedi uyumayacaksın dedi. Uyumak yok dedi.
akşam yemeği saatin gelecek, yiyeceksin, yedikten en az 3 saat sonra uyuyabilirsin dedi. 2 ay. Sana 2 ay veriyorum dedi. 2 ay bunu yap, yazın dedi. Sen 100 kilonun altına inersin. Valla dedi, dalyan gibi de delikanlı olursun dedi. Hiç dedi, hiç kasıldı yok, sarktı yok, vuruştu, çöle dertlerin kalmaz dedi. Sağlığın da geri gelir dedi. Mesela vitamin eksikliklerin düzelir dedi. Kas kütlen normale döner dedi. Kasların sıkılıkları düzelir dedi. Dokun toparlar kendini. Cilt hastalıkların varsa cildindeki her şey iyileşir dedi. Tuzlu suyun çok faydası var abi, deniz suyunun. Sinüzitlerin düzelir dedi. Boşalır, rahatlar. Bunlar bunu sen dedi bu dedi. Ama bunları dedi yapmak lazım işte. Yapman lazım, yapacaksın dedi. Sen ne hafta sonra Silivri'ye kaçırsın? Ben hafta sonra Silivri'ye kaçtım. Ben çok uzun yola gitmek istemiyorum ama o suyun yorgunluğu, bir de geri gelmem lazım benim. İki teker kullanacağım. O kadar güçlü biri değilim canım. Ben buralarda bir şey yok. Oğlum aynı şekilde ben de motorla geleceğim işte. Beraber gideceğiz tırtık. Şimdi alışmadık şeyde don durmuyor kanka. O atasözünü bilirsin sen. Bunun pil durumu ne? Var. Bunun pil durumu ne? Sanırım var. Ben gidiyorum. Sen git bir çay yap ya. Ben biraz çay yapacağım. Hatta seninkine farklı şeyler koymayı düşünüyorum. Ne gibi şeyler? Çayın içine kahve atarsam ne olur? Atma lan, çok kötü oluyor. Denedin mi? Denedim. Allah'ım manyağı. Oğlum ben... Uykumu açmak için denedim iş yerinde, ikisi bir aradanın içine. Allah kahretme ya. Oğlum kolayla karıştıranı gördüm de çay biraz ben saç... Bak, ben gündüz hem gündüz çalışırken hem de gece kulübünde çalışırken enerji içeceğinin içine kahve atıyordum lan. Kolanın içine de kahve attım, denedim uykumu açması için. Ben ondan sonra oramda boncuk çıktı, buramda boncuk çıktı. Neyse ben gidip çay yapıp geliyorum. Facebook'unda da boncuk buldun mu? Yok, ben delikte boncuk buldum. Ha. Ama görüş. Atlattın onu da. Evet, o da gitti lan kendi kendine, ne olduğunu anlamadım. İlaç abi, ilaç kullandım. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum yatmaya. Sen burayı halledersin, ben şey yapıyorum, şeyleri aynen kontrol et. Hasat zamanlarını, soyanın satılacağı zamanları kontrol et de uyurken unutma. Yok, unutma. Ben çay yapıp geleceğim. Hadi görüştük. Hadi görüştük. O yana da bu yana da zalla. Şimdiki. Arpa ektik anne. Haziranda arpa var. Soyanın satılımı da Haziran'daydı herhalde. Evet, pik yaptığı nokta Haziran diyor. O zaman şu zamanı 60 yapalım. Bir daha uyuyalım. Ondan sonra bir daha uyuyalım. Alıyor mu? Alıyor. Tamam, seni buraya bırakabilirim ben. Ben bir daha uyuyayım o zaman. Ne yapayım? Bir Nisan oldu. Sürpriz. Tavuklara bakalım. O tavuklara değil. Tavuklara mı? Değil. Nice.
Kesinlikle olamaz. Alıyor mu? Alıyor. Şuradan tam ayarladım ya. Sonra. Pardon, telefon çalıyor.
Dur. Bir prensesimiz var. Prensesimiz aradığı zaman anında veya mesaj attığı zaman anında cevap veriyoruz. Yapacak bir şey yok. Allah ondan bin kere razı olsun derim her zaman için. Çünkü benim hayatımda ilk defa düzgün bir hayatımın olmasını isteyen bir insan denk getirdi Allah karşıma. Çektiğim acıların herhalde ödülü mükafat olarak verdi. Allah'ıma şükürler olsun. Elhamdülillah. Yani bilmiyorum. Allah ondan bin kere razı olsun. Hayatıma yön vermeme, hayatıma şekil vermeme sebep oldu. Yani Allah ondan bin kere razı olsun. Allah iyi ki onu karşıma çıkardı. Her zaman bu konuda ona şükrederim. Her zaman ona dua ederim. Yani belki o olmamış olsaydı bu şekilde yayın yapıyor olmazdık. Farklı meslek dallarında olabilirdim. Çünkü ben DJ'liği bıraktım. Antalya'da animasyonu bıraktım. Yani öyle oldu. Allah ondan bin kere razı olsun diyorum her zaman. Her zaman şükürler olsun Rabbim. İyi ki çıkardı karşıma. Belki hala abidik gubidik zirzop işlerle meşgul olabilirdim. Yani onlar da var. Mesela DJ'lik deyince herkes ooo DJ'lik on numara iş, on numara beş yıldız iş diyor ama işin içinde olmayana göre öyle on numara beş yıldız. Mekan sahibi iş olmaz. Ya kardeşim işte iş yoktu görüyorsun. İşte bugün yemeğini yarın verelim der. Yarın ertesi gün iş olur. Bu sefer kesik atar. Ya işte diğer ödemeler oldu falan filan. Sigorta yapmaz adam akıllı. Sigorta başlangıcı yaparlar adam akıllı. Haftada aylık iki gün üç gün sigortan yatar. Öyle yani. Bir Mayıs işçi, ne anlatıyorsun lan? İşçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun. Ne anlatıyorsun lan? Ya benim prenses aradı da biliyorsun. Ne ara aradı lan? Daha demin. Sen çay yaparken ya. Ha. Ne durumdayız? Abi her şey yolunda. Mal mülk? Davukları fulledim. Mal mülk? Mal mülk yerinde. Duruyor yerinde. Tamam. Duruyor duruyor. Sıkıntı yok. Zaten şey bu soyanın satılma vaktine yaklaşıyoruz galiba. Evet iki gün sonra soyanın satılma vakti bizim karşı tarlanın da hasadı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Karşı tarlanın hasadı derken el testlerinin çıkması. Senin zaten bu testlerle falan bir derdin var. Hacı bizim evde de var ya benzinli testere. Benzin pahalı. Ben motorumu alıyorum bana ne? Elektrikli kullanın, elektrikli, elektrikli. Ya baba onu memlekete giderken götürüyor biliyor musun? Orada bıraksın lan, burada ne yapacak? Hacı orada bilerek bırakmıyor. Oh. Olsun o, olsun. Giysin. Orada ekmek durumu ne? Aa ben onlara hiç bakmadım biliyor musun? Kafana. Un bitiyor. Ekmek dolmak üzere. Seralar akıyor. Akıyor. Kolay kolay da dolacak gibi değil ama bir tane seramızın su haznesi küçüktü bizim. O şunun ya. Bunun. 35 bin diyor oğlum. Neresi küçük bunun? Bunun? Hah. Bunun. Sular önemli. Sulara baktık. Bir sıkıntı yok. Zbaroski dediğimiz an diğer tarlaya. Biçerler mi başlıyor? Diğer tarlaya biçer giriyor. Soyanın satışı. Ondan sonra var olan bütün parayı bas krediye. Değil mi?
Şimdi 1 Haziran oldu. Ama ondan önce yapmam gereken bir şey var. Ne yapacaksın? Boşu boşuna bir çeri oradan oraya götürmek olmaz değil mi? He. Gidip bakacağım. Olmuştur oğlum orası. Ha, buradan sarı görünmüyor. Sarı değil. Olmamış. Olmamış. Sararmamış. Serkan sararmasın. Evet sararmış. Yani bin kere, dibine gir dibine. Bak bak buradan bakınca sarı olur. Ne ekmiştik? Arpa ekmiştik aynen. Yani. Belki geç ekmişsin götlerle şey. Şimdi ne yapacağız? Şimdi soyayı satışa sunacağız. Bak bakalım fiyatlarına. Bakarız abi. Ünimobu yerine götürelim. Soyayı satacaksan o zaman elindeki tüm parayı krediye basabilirsin. Şu an var olanı. Abi şu an var olanı basmasına basarım da. Az bekle de. Niye bu kadar acele ediyorsun lan? Ben acele ederken sen bana yok olmaz, yok şöyle, yok böyle diyordun ya. Oğlum malzemen yoktu o zaman. At arabası. İyi veriyor bence. Güney 20 oldu. Gold var sankisiydi. Oraya veremeyiz abi. Orası sıkıntı. Zaten 2113 diyor en fazla kanka. 2058'den verebilirsin Güney 20 ara yani. 60 euro farkı var arada. Yani. Başlayalım diyorsunuz satışa. Aynen öyle. Kaç tane lan bizimki? 34 tane. 47, 47 tane falan. 47 mi? Sen ne diyorsun oğlum? 94, 100 bin alacağız onu. Seferde alır. Değil mi? Bizim kasa 40 ton almıyor muyuz? 40 ton mu alıyor? Bak bakalım. Bence 49 alıyor. Bence. 48 alıyor olabilir. Bir kasa mı varmış bizde ya? Neyse. Bir kasa bir kasadır değil mi? Aynen öyle. Sat kardeş, sat gitsin. Sat gitsin anasını sat. Bak buraya gitmiş. Olduğu kadar olmadığı kadar. Bunu satalım da. Çok büyük bir para verecek bilmiyorum. 80 bin verir mi? Verir. 80, 86 bin. 87. İyi bari. Eldeki de 100 bin verir. 60 binini çakarım krediye. Yani 70 binini. Yani 30 bin bırakırsın hesapta dediğim gibi. Ya 30 bin, bilerek 30 bin bırakmak istiyorum biliyor musun? Bir şey almamız gerekir, o olmamız gerekir. Ne olur mesela olmaz. Mesela almak değil ki oğlum. Sarıcısı, sap parçalayıcısı, pullu, zartı, zurtu bir sürü şey gireceksin birazdan. Yulafın da hasadı yaklaştı diye biliyorum ben. Arpa'nın ekimi yulafın hasadıydı galiba. Öyle bir şeydi. Bakalım abi onu boşaltırken. Arpa Temmuz'da ikisi, üçünü aynı anda hasat edeceksin ha. Biz malı çekelim. Tarlaları işleme yaptıralım mı yaptırmayalım?
Yaptırmayız ya. Başka bir yayında tarlaları tekrar ekime hazırlarız. 89 bin verdi. Ya Allah bereket versin. Şimdi hazır böyleyken. Ödeme yapalım. Kasada bir 30 kağıt bırak işte. 34 kalsın işte. Bayağı bir ödedik ha. Ekmek kırmızı da zaten. Şimdi uyuyorsun ama bize luder lazım ha. Balları satarız abi yine. Balların luderını kullanırız. Evet, bir tane küçük luder alırız. Küçük luder almaya şimdi gerek yok. Sonuçta elimizde 3 tane luder var. İkisi davuklarda kalmaya devam etsin. Büyük olan zaten çabuk doluyor balları, biliyorsun. Sen desin ki ekmek fullediği anda ben balı satarım. He. Arkasından da ekmeği satarım. Gelen malzemeyle de güzelce bir taksit ödemesi daha yaparım ha. Tabii. En azından cücük kadar bir arazi almak için bir kredi payımız açılsın, anladın mı? Ha, bir plan proje yaparız. Arpayı daha da küçük bir araziye kaydırarak. Aynen öyle. Kanolaya yer açacaksın. Bu kadar basit. Bazen senin böyle düşüncelerini seviyorum ya. En büyük araziye tek kanola atıyorsam diyorsun. Daha doğrusu yağ değerimini daha çok kazandıracaksa eğer, iki araziye ona atıp yulafı teke çıkar, ekmeğe çeviriyorum nasıl olsa. Aynen öyle. Şimdi üretim noktasında ekmeğe bakalım. Mesela ekmeği, balları şimdi satıp ekmeği şey yapabilirim. Uyuduğun anda full o ekmek. Evet. O zaman ben bir posta uyuyayım. Zaten ekim için Temmuz olmak zorundasın, hasat için. Ekmek fullesin. Ama balları satmadan önce balları topla. Yani oğlum. Kardeş, biz kurduk burayı. Bana teknik yönetmenlikten anlamıyorsun diyenler vardı zamanında. Benim teknolojimle uyduya yayın bastılar lan. Bildiğim bu teknoloji la. Tek fazlası neydi biliyor musun? Black Magic Card vardı onların bilgisayarlarında, bizde o yok. Aa, burada da yulaf varmış. Haberin bonusu düşük. Oğlum Temmuz'dan önce büyümeyecek o. İyice balları doldursun da. Uyuma oğlum, uyuma. Ekmek bitti. Ekmek dondu oğlum. Tamam, bildi. Son bir tane mi aldı bal? Hı? Evet. Romorka bakmadım ben, şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum şu anda. Mecbur satacağız. En son 10 küsür tondu. 10 binlerde falandı. Kafa attım. İyi halt ettim. Kuyruğu sokacağım diyorlar şimdi oraya. Sokarım ben şimdi. Oha! Bayağı varmış. Ya biz deli gibi bal satıyoruz ha. Farkındasın değil mi? Evet. Şimdi bal ve ekmekten de kar yapacağım. Reis. Baldan 30 bine yakın verir. O kadar verirse bir 30 bin daha basarım krediye. Ekmekten de verecek. Ekmeğin de boşaltması iyi oldu biliyor musun kanka? Şimdi değirmene yulafı bastığımız zaman biliyorsun un gelecek. Evet. Değirmende yulaf yoktu değil mi? 12 bin. Var da az. Bitiyor yani, azalıyor. Unun da fazlasını satmak zorunda değilsin kral. Bir dakika lan. Değirmenin deposu var.
Eskiye bir baksana bir. Boşaltarken. Değirmene gel. Boş oğlum değirmen. Un. 30 bin litre un tutabiliyor içinde bak. Fırına gel. 65 un da bu alıyor. Yani 95 ton unu haznemizde tutabiliyoruz abi. He doğru. 95 ton, 65 ton un basmıştık, basmış mıydık biz fırına? Fırlamış mıydık biz fırına? Evet. Ortalama bir hasat döneminde yedi onu. Bir şey kalmadı yani. Evet. Yani biz aslında yağ değirmenini alıp kanala ekebiliriz tarlanın birine. Çünkü yulafı satmazsan yulaf olarak. Değil mi? Otur. Değirmenin içine doldurdun yulafı. Değirmeni çalıştırmazsan yulaf içinde duruyor. 250 ton yulaf alıyor o değirmen. Ben mi yanlış düşünüyorum kanka? Doğru düşünüyorum. Ya değirmeni koyabiliriz biz, ben sana söyleyeyim. Koyarız da abi mantıken bak, daha deminki çatışmayı yaşıyoruz bak gene şimdi. Daha deminki çatışmamız neydi bizim? Hayır, şunu demek istedim. Bir sezon yağ değirmenine, bir sezon un değirmenine çalıştırabiliriz, anladın mı? He. Tarlaları, arazi almadan. Şimdi bastık. İkişer tane alıyoruz. Aldı mı? Alıyor galiba. Öyle çekti. Böyle kal. Şöyle. Ekmanan ye, ekmanan. Beş para alıyor mu lan orası? Yanlış mı yaptın lan? Geç, tabakhaneye bok yetiştiriyor. Geç. Ekmeği nereye veriyorduk? Gros. Groger. ...2449. Yakın ya, git oraya ver. Tonuna 2000 veriyor ha, 14.000, 15.000 verecek. Evet. Demek ki ekmek... 14.000. Demek ki fırına, kral... ...bu sırtımızdaki romaki dolduracak kadar... ...un basabilecek götümüz olsa... ...bu uzun süre satmasak, kasalarda biriktirsek... ...ekmekten de koyacağız malı. Evet, o da var. Hacı, olay çok basit. Bize bu romaktan lazım. Bir tane daha. Ya bir tek tır kafasıyla bu iş olmuyor, fark ettin mi? Niye? Küçük boy bir tır kafasına daha ihtiyacımız olacak değil mi? Çekiciye. Sen bunu sattığın anda yağ değirmeninin parasını çıkartıyorsun, anladın mı şu anda? Yani sezon sezon dönebiliriz. İyice bir hesap yapalım da öyle yapalım işimizi. İyice bir hesaplayalım abi bunu. Allah bereket versin. 17.000 verdi. Bence gayet iyi verdi. Şimdi biz yulafı tahıl ambarına basacağız, doğru mu? Evet. Tahıl değirmeni 30.000 un tutabiliyor. Fırın 65.000 un tutabiliyor. Yani biz tahıl değirmeni iki kere fırlayıp fırına basacağız, sonra değirmeni durduracağız. Çalışmasını durduracağız. Evet. Bekleteceğiz. Fırın çalıştı bitti. Baktık fırın da azalmaya başladı. 25-30 ton gitti. Değirmeni çalıştıracağız. O arada değirmen 30 ton daha biriktirecek. Yani bizim çektiğimiz yulaf üzerinden kardeşim, bir sezon bekletip, bir sezon yağ çalışıp, ikinci sezon tekrar yulafa döndürebiliriz biz bu işi.
Bir sezon ona, bir sezon ona. Çaktın. Anladım. Ya benim gördüğüm o yani orada. Şincik. 89 bin. Yağ değirmenine koyacağımız alana yağ değirmenine koyabiliriz aslında. Paramız yetiyorsa ama. Kredi çekmeyeceğim. Bakalım. Üretim alanı. Yağ değirmeni. Evet, evet, aşağıda bak, aşağıda. Şu muydu? Bu fırın. Yanındaki marangoz atölye. Mandıra. Şu. Kaval değirmeni. Değil. Tikhane. Bu. Yok. Şeker değirmeni. Terzi dükkanı. Mısır gevreği. Bu. Yağ değirmeni. Oha. Buraya koymayacaksın oğlum. Ben öbür arasının yanına koyacaktın ya. 80 bin. Koyabiliyoruz galiba. Evet. 9 binde paramız kalıyor. En kötü diyorsun ki, en kötü diyorsun ki krediye 5 çekmek zorunda kalırız. Çok da kredi çekmek zorunda kalmayız. Yani. İşçileri idare edecek kadar kredi çekeriz. Niye dedim bunu biliyor musun? Nereye koyalım bunu? Sen bana onu söyle. İlerideki boşluğu bıraktık ki onun için oğlum. Doğru ya. Çok büyük güç lan. Şu arazi diyorsun. Şu güneşin vurduğu yer işte abi burası. Bunun şey tarafı neresi? İndir boşalt tarafı neresi bunun? Bak bu tarafta. Öyle. Şu kapıların olduğu taraf kanka. Bunu o zaman buraya bu şekilde çakıyorum. Biraz daha bize yaklaştır. Hatta yola da yanaştır. Ya şu bizim bakış açımızı bir değiştir ya. Ha, gömülü olmasın, görünür olsun istiyorsun sen. Şu şekil. Değil mi? Evet. Tamam yap. Ama orada tepelik yapacak o bak. Yüksekliği görüyor musun? Gölge yapıyor bak. Dur. Ya sonuçta biz her türlü alır, biz ondan alırız. Dur. Bir dakika. Böyle yapsak gömülüyor. Böyle yapsak. Yukarı gömülüyor. Ama böyle yaparsan daha çok alan bırakıyor bize ön tarafta. Evet. Arkasına falan girmemiz gereken bir yer var mı onun? Mal bırakmak için. Malı abi önüne bırakıyor. O zaman 81.500 diye çakabilirsin kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun arka tarafında zaten bizim. Burada malı koy, malı al. Şuradan da şeyi var. Ayar menüs. Buradan da paletleme var. Tamam. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Uyu. İki kere daha uyuyacaksın. Bu iki kere daha uyumanın bedeli olarak en kötü ihtimalle çok mu sıkıştın? Yumurtalar satarsın. İlla ki yumurta birikmiştir. Yumurtalar ne hale geliyor? Bilmiyorum ki lan. Tavuklar ölmesin de. Ağaç bırakma hayvanları. Ağaç bırakma hayvanları. Dokuz bin. Öbürü de 9 bin. 4000'de besinleri var. Yani değil mi? Çok sıkışırsak yumurtayı satabiliriz şu an. 2 tane kasamızda da yumurta, 20 bin yumurta var yani. Çaktın ne dediğim sen şimdi? Evet. 20 bin yumurta. Kredi çekmeye gerek yok. Kredi çekmeye gerek yok. 20 bin yumurta, serada da mal var. Evet. Biz o kodumun kredisine işçi için hiçbir zaman tıklamayacağız. Elimizde her zaman satacak mal var bak. Bu pasif gelirler var ya, içimizden bizi ayakta tutan onlar ha. Ballarımız da var. Ballar gelmeye devam ediyor. Aha da hepsi sarardı. Şincik. Baba. Bunun hepsi asada. Hepsi asada. Şey haznesi küçük olan bu. Bilmiyorum oğlum, koy işte. Başlat bir yerden. Atara balığı yapmayacaksın. Arpaya en son mu çekelim? Bunu arpaya vereceğim. İyi de oğlum. Tın tın gitsin arpada. Bu doldukça sen tırla git gel yapacaksın sürekli. Evet. Ben karışmayayım.
Tamam seni mi? Ondan değil oğlum. Bir uçtan bunu, bir uçtan öbürünü ver. Bu tarlaları 2 dakikada bitirtir. Çünkü yulafı siloya basmayacaksın ya. Değirmene basacağız direkt. Al öbür makineyi de abi. İki tarlaya tek tek makineleri mi vereceksin sen? Haa. Sen bilirsin. Sen şimdi şunu mu diyorsun abi, daha hızlı hasat yapmamız lazım, bir biçer daha lazım mı diyorsun? Hı? Zengin değiliz abi. Biz, sen fakir, ben de fakir. Diğer bakımdan. Devamını getirmeni bekliyoruz hocam. Diğer fakir, ben de fakir. Lan oğlum, o şarkı hangi zihniyetle yapmış lan? Diyarbakır'dan aldım bakır. Yar fakir, ben de fakir. İşte işin komik tarafı o İngilizce değil, Türkçe. Git Trabzon'a fakire fakir diyecek. Lül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 ü. 5000'imiz var. Lülülülülü. Adanalı dizisine bağladım anasını satayım. Lülülülülü. Lül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 ü. Ha, öbür dorsaya geçme vakti geldi, evet. Haklısın. Değirmene mi atalım diyorsun kameranın burada kalmasın? Al abi kamerayı, bunun için at, değirmenin içine dur. Niye bizim bu yeri meşgul ediyor ki? Ben sana bir şey söyleyeyim. Oğlum çalıştı. Sifte etmesek içimizde kalacak bizim o. Ben bilmiyor muyum seni? Bahaydıkla diyecek. Değil mi? 2000 at bakalım ne olacak? Bu arada, bu değirmenlerle ilgili bilmen gereken bir şey var. Un değirmeni dediğin yer var ya, hani yulaf, buğday, hepsini yapıyor ya. Aynı anda hepsini yapabilir. Gördünüz. Biliyorsun değil mi? Bizim neye ihtiyacın var biliyor musun? Bizim paramızı toplayıp, tamam mı? Bak paramızı toplayıp siloya 135 harf alıyor ya, 135 süpürge darısı, 135 buğday alıyor, bu doğru mu? 3 üründen de cayır cayır basıp o silonun içine tavuk yemini 3 tur yapıştırmamız lazım bizim. 3 farklı ürünü. Ondan sonra abi tarlaları bir tarla daha alıp 4 tarla hayvan gibi fabrikalara basmamız lazım. Farkındasın o dediğimi. Ne dediğimi anladın sen. Evet. Fabrikaların 250 binlik hazinelerini dolduracağız. Çalış oğlum diyecek. Bize para ver diyeceğiz. O zaman şimdi üretim bandında bakalım. En aşağıdadır herhalde. Kanola yağı. Kanola yağı. Bak. İki taneye bir tane veriyormuş. Aç içine bak bakayım. İki tane. Zeytin. Bir tane bir tane. Aynı. Döngüler aynı. Evet. Başlattık. Hadi hayırlı olsun. Biz 44 bin ton alıyoruz. Peki şuna bakmaz mıyız? Hasatlara bakacaksın değil mi? Kanola çıkacak mı diye. Arpa, 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 arpa. Şansıma. Kanalın hasatı ne zamandı? Kanolanın hasadı şu an. Kanolanın hasadı. Belki okay. Ağustos'ta falan görünür. Neyse biz biçelim abi. Allah bereketimize. Bundan sonra yapacağımız işlem belli biliyorsun değil mi kardeşim? İplik üretimi, çim üretimi, kıyafet üretimi. Yani koyun. Plan proje belli. Ama bu iplik üretimlerine girmeden önce bence benim dediğimi yapalım kardeşim. Şu arkadaki yamuk tarla var ya, trenin öbür karşısındaki. Orayı da alalım biz. Ekim amaçlı. Bunlara ne yapalım biliyor musun? Şu 72 yazan işte. X'e bas fiyatını gör. Pahalı biraz ama boş alanı çok. Evet.
Hani tekstil tekstil kent yapalım diyorsun. Esenler tekstil kent. Heh. Tekstil kentimiz için yeterli alan var orada. Bu araziyi alırsak ekim yaparız. Bir de şunu demek istiyorum sana kardeşim bu noktada. Yani kara yine senin tabii ama. Şöyle bir şey var. 3 araziyle yapıyoruz. 4 arazi olur bununla beraber. Küçüklü büyük. Allah ne verdiyse. Parayı biriktirelim. Kasamızı dolduralım. Çaktın. 4 araziye de basalım arpayı. Bir kere arpayı basalım. Bak iyi dinle diyeceğimi. Siloyu basalım. 135 bini. Ama bir şey söyleyeyim mi? Silonun yanına ek bir silo alsak daha güzel olmaz mı? Ondan değil lan. Siloya basalım. Hayır, çünkü şöyle söyleyeyim. Biz o arpadan 135 binden fazla alacağız çünkü onu diyorum. Çok daha fazla alacağız. Onu diyorum yanına bir ek silo koyuyoruz. Değirmeni unutuyorsun. Bas değirmeni oğlum onundur. Sen diyorsun ki biz bir tur 4 tarlaya basalım 250-300 tonu siloya çakalım. Ondan sonra diyorsun yığalım şeye silonun içine şeyleri yulafları 200 ton. Ben de sana diyorum ki. Şimdi demek istediğim nokta şu. Biz arpayı bir kere yüklü miktarda bastığımız zaman en azından iki tur tamam mı şey yapalım diyorum. Yağ basalım. Benim derdim o değil mi? Kanola basalım. Benim derdim şuydu bu tavuklar 3 ürün yiyor. Abi ben onu anladım ben zaten. Şimdi. Ben diyorum ki siloların içine 3 ürünü de tepeleyelim yani 800 tona yakın tavuk yemimiz olsun bizim. Ondan sonra diyorum sırf tahıl değirmeni, yağ değirmeni. 600 tonu ekleme olur da 800 tonu olmaz. Ekleme yaparsan olur. Ekleme yaparsan. Küçük boy ekleriz. Ben de ekleme yapalım diyorum ki tek bir kere mahsus bir şey ekleyelim gitsin anladın mı? Sana dediğimi yapabilir misin? Oğlum biz şu büyük tarlalardan bir arpa aldık zaten 135'ten fazla çıktı. Öndeki iki tarla. Şunu yapabiliriz ama. Şu anda hiç sıra eklemeden şunu da yapabiliriz biz. Sakın. Yulaf ektiğimiz araziler var ya. Ek buralara arpayı, küçük araziyi de ek süpürge darısını. Ya da buğdayı. Buradan al arpayı. Götür siloya boşalt. Artacak değil mi? Kanka. Tavuklara boşaltabildiğimiz kadarını tavuklara boşaltacağız. Artanını götür tal değmen için artık en fazla. Hani 2-3 ton ya da 5-10 tonu. Kredi çekip yapmamız gerekiyor şu an. Değil mi? Onu unuttum ben. Anladın dediğimi sen. Arttı. Yok hayır. 10 ton arttı. Bu şey arpadan. Koy değirmene. Örnek veriyorum. Biz buğday ekmiştik değil mi oraya mesela? Bu iki tarlaya buğday ek. Öbür tarlaya süpürge darısı et. Buradan buğdayı siloya bas. Silodan artana git yine değirmene bas. Hani her türlü biz o ürünü kullanabiliyoruz. Yani her türlü malı kullanıyoruz abi. Hiç ziyan yok. Nasıl? Ya bir de şu var. Senin silonda buğdayın, arpan, süpürge darın 80-100 ton olduğu zaman sen yaklaşık kanka 5 sezon boyunca tavuklara bir şey ekmek zorunda değilsin. Bütün tarlalara day anasını satayım şeyi. Hele ki bu tahıl ekimleri sırasında tahıl değirmenine de yığma yaparsan anladın dediğim sen. Diyorsun ki çalıştıracağım fabrikamı ha? Çalıştıracağım fabrikamı. Yok. Oradaki bütün ürünleri doldurduğun zaman tarlada yaklaşık 1 milyon ton ediyor. Farkmasın.
Yalnız benim anlamadığımı biliyorsun. Biz fırının küçüğünü mü aldık, büyüğünü mü aldık? Bir baksana inşaattan. İki tane fırın var değil mi? Gördün mü nasıl kaydırdım? Üretim. Bizdeki fırın hangisi? Şu mu? Fırın bu. Bu mu? Bu. Yoksa şu mu? Abi bizdeki fırın bu. Küçüğü. Küçüğü. Bir fırın daha var. Ona bakıyorum işte. Geçtim bence. Şu bak. Bu 50 bin, öbürü de 50 bin değil mi? Evet. Aralarında bir fark yok o zaman. Değil mi? Evet. Bu ne? Biliyor musun bunlar? Biliyor. İçine ne koyabileceğin yanında görünüyor. Evet, biliyorum. Hayır, kafamı karıştıran ne biliyor musun benim? Biz şimdi, ya bunlar geç zaten, bunlar şu an bizde bizlik şeyler değil. İki fırında 50 bin mi lan? En baştaki de 50 bin miydi? Evet, o da 50 bin, bu da 50 bin. Bunun bence kapasiteleri aynı. Bence. Olabilme ihtimali yüksek. O zaman biz hiç yolumuzdan şaşmayalım kanka. Bizim bir sonraki hedefimiz koyun merasına odaklanalım. Arazi alalım. Koyun merasına da... Jeneratör ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Dur. Gel bakayım jeneratörlere. Para kazandırıyor. Bu fazla kazandırıyor. Tamam abi, 750 bin. Bir gün arazimiz olursa koyarız. Yani bir pasif gelir daha mı bulduk? Evet. Yaparık. Yeni almayı düşündüğümüz tarlada çok fazla yerimiz var. Tekstil kenti kuracağımız yere koyarız öyle küçüklerinden. Para bitiyor diye sakın çekeyim deme. Yok yok. Yumurtaları satarız. Yumurta, yumurta. Şimdi biçerlerim dolacak. Bayağı bir para o 20 bin yumurta, biliyorsun değil mi? O bayağı bir para. Ya oğlum ben sana bir şey mi var? Biri orada, biri burada. Bir tane de alalım da öbür tarlaya koyalım. İnşallah. Ama bu sefer biraz şey olanlardan alalım. Kilo olanlardan alalım abi. İkili. Hem mısır, kuşlar, hem şey. Şunu unutma, mısır ve ayçiçeğini kesen ağızlar yulafı kesmez. Ama alacağımız üçüncüsünde onu olsun diyorum, anladın mı? Ha, sen diyorsun ki ayçiçeği işine girebilelim. Ha. Yarın mısır gevreği fabrikası almaya kalkarsak mısırı kesecek mal da olsun elimizde. Tabii. Geleceğe yatırım. Tabii. O zaman elimizdeki makineleri şu an bizim işimizi görüyor. Şimdi ona para yatırmak gerekir. Çünkü... Belki buraya şey, ne işi gelecek? Ya ondan değil be oğlum. O zaman bizim şimdi üretim arttırmak için arazi arttırmamız gerekiyor. Önemli olan o. Evet. Ben de onu düşünüyorum. Biz tekstil kentin oradaki araziyi alalım. Değil mi? Oraya da tekstil kent yaparız bu arazi. Ama tarla kısmına ekeriz baba. Tarla kısmını kullanacağım zaten abi. Boşa yatacağım oraya. Cayır cayır ekelim oraya. Oraya ekelim, mal gelsin yani, boş kalmasın. Orası boş kalmayacak zaten. Niye boş kalacak abi? Manyak mısın sen ya? O tarlayı ben boş tutar mıyım sen? Dikkatini çekti mi? Küçük arazilere bakmıyorum artık. Bu kadar üretim hattı varken küçük arazi bize yetmez. Ya,
Bir de şöyle bir şey yapacağım birader. O 50 tonluk kasayı kullanıyorsun ya. Yarın daha uzak mesafede bir arazi büyük aldığımız zaman bu küçük kasa bize bela olur. 60 tonluk kasa var. 60 tonluk kasa var. 60 tonluk kasa o yüzden üretirim. Abi 60 tonluk kasa bu kadar yanılır mı?
Oğlum bir ara sesim gitti diyorum, ne oluyor diyorum. Diğer iki sayın anlarsın mısın lan? Evet, mermiyi doldurduk. Doldurdun mu? Doldurdum. Vallahi mi? Hı-hı. En iyisi. Ulan hadi lan, hadi lan, para gidiyor lan, hadi lan. Hadi. Çok yaşa. Çok yaşa abi. Ne oluyor lan bana? Normal abi, bir soğuk bir sıcak, bir soğuk bir sıcak okulda. Evet. Filler herhalde bitmiş ya. Ben sana söyleyeyim oğlum, vallahi bak. Yani aslında üretime yüklenmeyi ben de çok istiyorum ama. Kesinlikle sana şunu söyleyeceğim. Bizim bu arazi işlerine giriyoruz ya, biz bir yardırsak bir atak atmamız lazım, anladın mı? Yani pasiften falan da geliyor bize, biz borcu bayağı bir indirmemiz lazım bizim. Yani satacak ürün alıp satmamız lazım yani kasada. Alıp satmak istiyorsak da kanola abi. Şey kanola diyorum ya. Soya fasulyesi ekeceğiz, Haziran'ı bekleyeceğiz, çakacağız hepsini satışa. Üç tarlayı tek seferde soyayı bir çakacağız. Ki 3 tarlaya çakarsan 100 ton üzerinde gelir. Ya her türlü bizim eksiloya ek yapmamız lazım bir tane, bu kadar basit. Nokta. Ondan değil lan, 100 tonu verdiğin zaman siloya gireni siloya, artanını kaç paradan verir soğan satarsın. Ya da tırın kasasında bırakırsın. Ya o da mantıklı. Vakti geldiğinde de kankacığım ne yaparsın? Dediğim gibi götürsün 100 ton satarsın, 210 bin lirayı toplarsın. Hepsinde ya oğlum şu kredi borcunu kapatmamız lazım bizim. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Biz o kredi borcunu kapatalım bir ara. Sonra tek kalemle hepsini birden çekelim. Arazi.com.tr yapalım. Bokunu çıkarıp. Zaten biz o kadar araziyi alıp işlettiğimiz anda bizim kredi payı yükselecek. Ya tabi o da olur. Abi bir şekilde para oynatacağız, anladın mı? Yani sonuçta biz burada... Parayı o şekilde oynatırız abi, dediğim gibi. Şimdi bak mesela o krediyi çekip şey yapmış olsam, o araziyi almış olsam tekrar bir tık daha kredi payımız artacak, anladın mı? Küçük kredi payımız artsın istemiyorum ben de. Bence ne yapalım biliyor musun? Küçük artmaz ki. Bir direkt anında 1 milyon lira olur kredi payımız. Ne yapalım biliyor musun? Biz hiç soyaya falan girmeyelim. Basalım yulafı tarlalara. Değirmeni dolduralım. Vallahi abi parayı döndürmek istiyorsak o şekilde de döndürebiliriz. Evet, bizim pasif gelirlerden de bok gibi gelecek çünkü. Orası ayrı. Hani demek istediğimi anladın sen. Ağırlık bal gelir ama. Bal gelir, sera gelir. Ekmek gelir. Yani benim kafamdaki şu. Biz yulafı abanalım abi. Siloyu dolduralım. Şeyi yani değirmeni. Tahıl değirmeni çalışıyor ya. Hı hı. Yulafa. Orada davulların maması azalacak. Bu sefer 3 araziye birden basalım arpayı. Ya bunlar aynı şey. Yani bir sezon yulaf çakalım abi. Açık söyleyeyim. Bir sezon da arpa çakalım. Yani tahıl değirmenine de yükleyelim. Ufaktan tavuklara verelim. Süpürgelerisi tavuklarla tahıl değirmeni aynı ürünleri kullanıyor. Zaten biz tavuklarla tahıl değirmenine bindirdiğimiz an birader, araziler yağ değirmeni için yeterli çalışmaya gelecek. Şu anki boşaltacağımla beraber 70 ton boşaltmış olacağız. İki arazi.
Ya. Daha arazi bitmedi. O da. Şöyle bir yol çekersen. Kanki to. Bunu fulleriz biz bir turda. Bu üçü var ya 150 tona yakın mal veriyor bize 200 tona yakın. Ton kapasitesi var bir de. Değil mi? Bunu miksen yapamayız da. Yaparız. Lan bre. Sen Polman aldık işte. İyi. Bence çok iyi. Mesela şu an yulaf ekmek zorunda değiliz. Buğdayla arpanın ekim zamanı değil mi? Yani. Zaten sap kırıcı da. Değil mi? Kireç atmamız lazım bizim bu arazilere, şimdi uğraşmayalım. Diğer arpayı biçene kadar unu kırsın abi. Niye vakit kaybedelim? Unu kırsın. Bir sal bunu bak istiyorsun o zaman. Saldım zaten, saldım. Çayırmıyorum, böyle. Güzel, güzel. Yani şu an yaptığım iş mantıklı oldu. Öyle bir şey yok. Bak o orayı bitirir. Sap kırıcı orayı bitirir. Onun üstüne kirici çakarız. Ondan sonra sür gitsin tarlayı. Ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim tarlanın etrafında yer kalmadı. Kalsaydı. Değil mi? Bu da bırakmamıştır. Şimdi gidelim de karşı uca bakalım. Düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim sana. Şöyle bir şey yapabiliriz kral. Eğer senin için de mantıklı olursa tabii. O arazinin yanlarında hiç yer yok. Sadece karşıdaki arazinin yanında ufak bir yerimiz kaldı değil mi bizim? Evet. Hepsi un lan. Tamam.
Balsaya boşalt. Ama güzel olacak. Yani 80 ton verdi iki tarladan. O zaman yapılacak mı bir şey? Biz bu, bak bu biz bu 80 ton yulaftan 19 veriyor. Yaklaşık olarak 120 ton kadar un çıkaracağız. Ve iki sezonda bitmez o biliyor musun? Bitmez. Sen de şimdi bitti mi? Fırın o kadar hızlı çalışmıyor. Aslında şu anda pahalı diye bunu otomatiğe aldım. Dur. Hepsi arpa oğlum, bulaşma. Siktir et. Tipe. 55'i verdi mi diye baktım da verdi. Ben sana şunu söyleyeyim. Anladın dediğini, 120 ton tahıl değirmeni işi bitirene kadar, fırın onu işleyene kadar. Bizim bize şu an yulaf ekmemize gerek yok ki şu anda. Demek istediğim o. Bizim buraya şu anda en mantıklı ekeceğimiz tarlalardan birine soya fasulyesi, birine kanola. Bir tanecik kanola boka yaramaz. Abi öyle diyorsun da. Bir kanaldan aşağı yukarı bizim alacağımız hasat şey yani 144 ton o yağ değirmeni. Yani bu tarlanın içinde biz bir sefere biz kanola ekmiş olsak ya buna ya ona 30 ton kanola alacağız biz. İkisine bir denek. Bir sezon. Yağ değirmenini de doldur. Hayır, bir tanesini de şey kim diyorum ben. Soya fasulyesi kim diyorum, anladın mı? Para kazanmak için. He. O hasatları bekleyeceğim, hiç uğraşma bence. Kanolayı çak, değirmeni doldur, yağdan para vuracaksın zaten oğlum. O da doğru. Bunu boşalt, biçer içinden arpanı al. Onun için zaten geldin mi buraya da? Hem boşaltayım hem de arpayı alayım diye. Bu tarla bize ne kadar arpa vermişti hatırlıyor musun? Şimdi hatırlayacağız. Arpa ekmemize de gerek kalmayabilir diyorsun değil mi? Evet. Siloda zaten biz 60 ton var. Silo zaten 130 ton alıyor. Buradakini eklediğimizde silonun içinde 90-95 ton olursa zaten bir daha eklemenin manası yok. İki dakika kapatıyorum arkadaşlar. Anneciğim arıyor. Kayınvalidem değil de normal annem arıyor. Şimdik. Aslında doğru lan. Buradan aldığımızı siloya koyacaksın. Siloya koyduğun zaman 90 ton üstüne çıkarsa zaten saçma sapan bir arpa ekimi olur. Yani gereksiz ekim olur. Ekmeye gerek yok. Yani. O zaman da. Çünkü yani bakacağız. Eğer 100 olursak var ya.
Çak abi kanola hepsini. Çak abi. Mantıklı. Bir tur kanola da basalım anasını yağı komple şeyin içine. Yağ değmen onu bitirene kadar da iki yulaf bir arpa at. Hatta arada... Ama bu sefer yulafı nereye çakacağım biliyor musun? Buraya. Buraya çakacağım. Büyük olan arpa çakacağım. Bir koyacaksın arpayı oraya silah olacak. Heh. Anladım dedim. Şu karşı tarla var ya. He. Oraya arpayı bir çakacağım. Bitti. Ortalama 40 ton verir zaten. Yani. O 40 ton da... Bayağı götürür. Götürür. Kanka biz doldur boşalt sistemiyle gidiyoruz şu an. Ya bir arazi dağılana kadar böyle gider. Yani. Ama o bir araziyi almak için de götümüzde bu kadar borç varken açıkçası... Ha mesela para 4000 kaldı. Ben şu an ne oldu ne olmaz diye tavukları şeyini satmak istiyorum. Peki. Bir şey olmaz şu an. Bak gidiş hızı belli. Paranın iniş hızı belli. Seralar uzun süre dokunmayacağız. Tavukları yenileyelim değil mi? Ha, dolduralım diyorsun silodan. Bir dolduralım. En son elimize ne kalacak görelim. Hı. Ama 12.500'lük kapasitesi var şu tankın. Ne çabuk oluyor ya. Arpa çok veriyor da ondan. Bir kere daha dolacak. Kasa, bu dorsayı fırlar bu arazi ben sana söyleyeyim. Belki 1.5 dorsa verir. Yok, 1.5 vermez. O kadar vermez ya. Ha bro yalan yok. Bizim malzemelerle işimiz... Şu an bence gayet iyi gidiyoruz bence. Fulle öyle gel geri bence. Öyle. O da çünkü bayağı bir alacak. İşin sonunda tavukların yem stokları full. Siloda şu kadar arpa var olacak. Evet. Onun peşindeyim. Ne bırakacak? Ona göre bir hesap kitap yapmamız lazım. Ama ben sana söyleyeyim. Yulafı bir sezonda yulafın değirmendeki yulafları biz sattık değil mi lan artanları? Geçen sezonda. Öyle yapmadık herhalde. Şimdi satmayacağız yulaf olarak, ekmeğe çevirmeden. Evet. Şimdi mesela bizim iki sezonun yulaf ekmeğiz biz mesela şu anda. Bilmiyorum. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bilemem, onu göremem, görmemiz lazım.
Yani üretim tesisleri çalışacak, biz onu göreceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Sana sadece şunu söylerim. Brocuğum. Bu fabrikaları durduraksız çalıştırabilmeyi çok isterdim. Bak burayı da fulledim. Kasayı da doldur bunu. Şurada ne kalacaksa artık bahtımıza bu saatte. He? Ne? Bir de biliyorsun Ramazan-ı Şerif'teyiz. Baboş. Benim biliyorsun ek işler Ramazan'da pek. Bu yayını biz cuma akşamı yaparsak var ya. Cuma akşamı yaparsak? Bir de cumartesi benim okula geç gideceğimi düşünürsek. Sahur yaparız diyorsun. Ben sahurda 5'te o kadar yapamam. Yok lan 2. 5'te mi oğlum? Ezan 5'te okunuyor. 6'ya 10 kala falan okunuyor işte. Ezan beklemiyoruz. Onu beklemişiz oğlum biz. 2-2.5. Olabilir. 3'te ben sahur evde olurum çünkü. Çünkü şunu düşünüyorum hani ben de cumartesi günü yatacağım kalkacağım, nasıl bir tatlısı var. Gideceğim geri geleceğim. Yani cumartesi bir de şey tabi. Bir ihtimal Sinan Bey'in sahnesi olabilir. Ya olursa ona göre hareket ederiz. Cumartesi olmadı ben de gelirim. Çünkü Sinan Bey'in sahnesini yapabilecek şeyi kavramam lazım benim. Onu yaparsan o mikserle herkesin sahnesini yaparsın. Çünkü niye diyorum biliyor musun? Ama şunu unutma. TRX 712 hoparlörler kullanıyorsun. Yani... Seviye... Baba, zaten o seviyeye alışmam lazım, anladın mı? Hayır, ondan değil. TRX 712 sound sistemi kullanıyorsun. Yani Crown Amp'ye sahip, Harman Kardon'un kolonlarına sahip bir kabin kullanıyorsun sen. Çoğu mekanda bulamayacağım ben. Ya bugün biz gittik, ben oğlum Nişantaşı'na bir yere gittim ben, o hatırlıyor musun geçen sene benim çalışmamda Audio Center diye bir şey vardı. He. Onlardan var. Tamam sen bu kasaya götürsen mi? Emlik oldu. 8 falan aldı Adobe ya. Onu da şuradan öğreniriz. ...48 olmuş. 12.5 vereceğim. Sığmayacağım. Sığmayacağım. Boşak da yok. Yani 12.5 verdiği zaman 50 ton olacak. Boşak kardeş. Zaten 50 ton falan var değil mi şeyin içinde? O civarda falan. Süleyman orada dal var. Dallara takılır o. Dallara takılır. Ve, onlar oraya sokana kadar onu alatır. Onları testereyle parçalar gölün içine atarım ha. Onları testereyle parçalar minnak minnak yapıp talaş makinesine atalım. Nasıl fikir? Bu eşek ne yaptı? Hangi eşek? Duruyor. Biraz da bıraktı. Çünkü takılmış. Şu an ağaca takılıyor. Bir bu uç var, bir de alt tarafı yapacağım. Ne yapıyorsun lan? Bak. Aslında var ya, ben sana söyleyeyim mi? Abi yulaf bir şey lan. Arpa yine hayvan gibi olacak ha siloda.
Buyur. %80'i doldurup tuttum. Arpa bol verir diyorum, bana inanmıyorsunuz. Sıfır boşluk, güzel. Gır 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 gır. Sen istersen soğutma sistemini kapat. İçerisi yavaş yavaş kutuphaneye de şey kutuna dönmeye başladı. Oğlum. Bu aletleri zaten buraya yığdık da işte. Yanıyorsun Fuat abi oldu sonra işte. Okey to baby. Gönder karşıya. Gönderme hatta öbür taraf zaten. İki tur dönecek. Orada bitirecek. Bunu göndermenin bir manası yok şu an yani. Yani. Sapını parçaladık, sapını. Koca tırla. Değişik. Seni bekliyor bak. Şu an bu alacağımız şeyle tam bir kasa olacak. Hatta bir kasadan fazla olacak. Gel bakayım şurada satış listelerinin olduğu yere. Şuraya mı? Yukarı çık. Kaç ton arpan varmış? 87 ton. İyi. Bu tarla bitti mi orası 95-100 ton. Yani biz bir daha arpa ekersek sığmayacak oraya. Benim demek istediğimi anladın mı şimdi? Sen benim demek istediğimi anladın mı abi? Yani sığmayacağını anladım. İki sezon yeter mi? Yeter. 100 tonu da yemesin bir sezonda çüş. 100 ton geçer abi. Bizim buğday. Geçer mi? Arpa geçer. O kadar vermez lan. 20 ton vermesi lazım orada. Verir mi diyorsun? Emin misin 20 ton vereceğine? Şu an 87 ton var. He. Siloda. 100 tonu geçmen için de 23 tona ihtiyacım var. 100 olması 12.500 için. Bunda var. Bir 12.000 daha verse 25 ton. 101-102 olur diyorsun yani. 100 tonu geçer her türlü havada karada. Ya zaten 130 alıyordu anasını satayım. Şunu uzatsana da. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. 23 ton çıkarsa zaten 110 ton yapıyor. Yapmıyor. Abi 87. 110 mi yapıyor lan? Beynim yandı benim ya. Matematiksel olarak
Kafamla gıçım yer değiştirdi birader şu an. Kusura bakmayın hocam. Yarın hava yağışlı geliyor. Yağışlı mı veriyor? Yağsın abi, rahmet. Bu kadar da perşembe, cuma yağmıyor. Hı hı. Yarın çarşamba değil mi la? He. Vay arkadaş. Kanka yağmur yağmadı mı ben artık düldülü alacağım ya. Araba çok yakıyor ya. Biliyorsun benim için fark etmiyor. Yağmur yağsa da düldüleyim, yağmur yağmasa da düldüleyim. Benim tek aracım o. 35'e gel, ben göreceğim seni. 5 yıl. Çok şey değişiyor. Abi şu an mecburum. Ondan değil. 5 yıl önceki beni hatırla. Yani. 10 sene olmuş neredeyse biz İstanbul. Ben İstanbul'a gelen 12 sene oldu. Seni tanıyalım 9 sene oldu. 5 yıl önce beni düşün işte. Bu evi almışım 2 sene olmuş. Sen askerden yeni dönmüşsün. Benim o zamanki hallerimi düşün. Bir de şimdiki halime bak. Şöyle düşün. Bundan 5-5,5 yıl önceki Furkan bunları kurabilir miydi? Bu aletleri bu şekilde çalıştırabilir miydi? Ya yarısı var, yarısından azı vardı yani. Çeyreği vardı. Çeyreği vardı ama ses görüntü aynı anda yoktu bizde. Evet, o yoktu. Bu kadar çıkışlar, enkoderler, bilmem neler, hangi birini biliyordum oğlum ben? Eşek gibi 5 para etmez uyduruk kanallarda, televizyonlarda çalışa çalışa teknik müdürlerin yanında çırak gibi abi çay vereyim, abi kahve vereyim ayağına. Heriflerin bildiği her boku öğrenmeye çalıştım. Ne de öğrenemedim. O ne lan? O ne lan? Bana ne kabul etmiyor, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Hani kendi payından bakıyorum kardeşim yani. İşin cılkını çıkardın. Ya abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de birader. Ben biliyor muydum? Televizyon senle biz bir şey yapacağız. Senle biz bir şey yapacağız. Tamam mı? Ne olursa olsun yapacağız bunu seninle. Tabii sen bunu nasıl yaparsın, yapabilir misin bilmiyorum. Olmadı ben tek başıma yapacağım da. Neyi? Ne biliyorum ben kafaya taktım da. Söyleyeceğin gibi aklımda fikir olacak. Söyle. Sen bir... Sen bir 5 gün... Yazın bir yeni ikisinden kullanacağım. Hiçbir yere de gitmeyeceğim. Ne? Ya buraya tadilat alacağız. Hayır. Kamera, ses, görüntü hepsini ayarlayacağız. Green box, ışık. Bu sistemi tek başına kullanmanı istiyorum. Çünkü şey kameranın da benim için. Sen artık halledersin. Değil mi? Geç işler falan. Yaparsın sen. Her türlü yaparım. Güzel. O zaman zıkıntı yok. Oğlum Arzu abla kaç defa yayında lavaboya gittiğinde görüntüye ben geçtim. Amane kaybesine geçtim. Başlayalım abi. 30'ar dakikalık bölümler halinde yardıralım abi 5 günde. Bizde hard disk tambon ne var oğlum? Şuraya bak elini attığın yerden hard disk çıkıyor. Depolayalım anladın mı? Yığalım. Ya zaten şöyle bir şey var. Ben yıllık izne çıktım ama 10 yıllık izne çıkacağım. Hani editleyebilecek programlarımız da var bizim. Veya da şöyle yaparım abi. 2 hafta çıkarım. Niye 10 gün çıkayım ki? 2 hafta çıksam olacak oğlum. Tatil yapmayacağım. Abi bizim planımız ne? Ben zaten izinde olacağım. En fazla akşamdan akşama ekstra gelirsem. Bizim bir planımız var biliyorsun. Ha Ankara'ya gideceğim. Ankara'ya gideceğiz. Düldüllerle. Samsun'a daha böyle bekleyin hiçbir şey. Samsun'a gitmeyeceksen bir Çankırı yaparak. Senin motor dayanmaz. Şişer yolda yaslayacağım ben. Soğukla yapamam. O zamana kadar değiştirmezsem tabii.
Ha, TVS'ye geçersen ayrı. TVS'ye geçersen ayrı. TVS'nin çünkü gücü var abi. Belki ikinci elden temiz NS'e de geçebilirim. Ya o ayrı bir şey. Benim bahsettiğim şey hava soğutması soğutma muhabbet değil abi. Senin motorun gücü düşük, zorlayacaksın. İşte ben zorlamak istemiyorum, anladın mı makineyi? Şimdi benim altındaki alet 110 km hızla çok rahat gidiyor. Hiç zorlanmıyor bile, sesi çıkmıyor. Ama sen benim hıza çıkmak için basit bağıracaksın. Belki şöyle bir risk alabilirim. Ödeme planlarımı planlayarak, ödeme şartlarımı planlayarak. Ya bakacaksın işte, TVS'nin motosikletinin de soğutma sistemi mükemmel değil ama güçlü. Yani o alet 100 km'de gideceğim diye bas bas bağırmaz. Evet, bu bağırıyor. 9000'de 105'i falan görüyor, sıkıştırmıyorum. Daha 9000'in üstüne çıkmıyorum da son viteste. O kadar basmana gerek yok işte, anladın mı? Yani o hıza gelmek için TVS'de o kadar abanmayacağım ben sana. Yani? 6000 devirde o hızları yapacak zaten. O da zaten yeter adam olana. Heh. Bak mesela ben şöyle bir risk alabilirim abi. Bak mesela bu riski almaktan kaçınmam. Niye kaçınmam? Çünkü ödeme planlarımı ayarlarsam... Mesela o değil. Ayrı bak. Sen 2 yıllık değil mi lan motorun borcu? Bizim motor ne zaman? Kasım'da. Bak iyi dinle. Ödeme planlarımı ayarlarsam abi, ödeme şeklini planlarımı ayarlarsam... Şimdi bunun ayın 20'sinden sonra ayın 5'ine de çok rahat bir şekilde ödeyebileceğim bir planlama yaparsam, sen diyorsun ki yüksek meblağ kredilerle değil diyorsun, yani ufak bir meblağla 7-8 bin kilometrede temiz makineyi denk getirirsem neden olmaz? Bunu satarım, üstüne koyarım 25'i alırım. Plakayla da uğraşma, plakası da üstünde olsun. Belki şey de yaparım abi. Şöyle bir şey de yapabilirim. Eğer gerçekten düzgün bir şekilde, çok rahat bir şekilde ödeme planı ayarlarsam kendime, direkt Enes'te çıkartabilirim. Niye şey yapmayayım ki? Niye öyle uğraşayım ki? Enes'in kilometresi düşük oldu mu 110 binden aşağı veren yok. Abi yanlış anlama da, 110 bin lira Enes'in düşük kilometresine vereceğime 124 mü 0'a? He. Yok 110 bin lira Enes'in düşük kilometresine, yani bugün 100 bin liraya sen 10 bin, 12 bin, 15 bin o bankta bir Enes alıyorsun. Para satın ona o parayı vereceğim bize. 104 bin lira TVS'ye sıkacağım. Olur. Veya 10 bin, 15 bin kilometredeki Enes 200'e 115 bin lira, 110 bin lira para ödeyeceğim bize. 10 bin, 15 bindeki TVS'yi 85'e alalım. Yani. Ya sonuçta abi. Ama şu şekilde söyleyeyim ben sana şu anda. TVS'nin o motoru. Babama da danıştım ben bu konuyu. Babamın da mantığına şu yattı. Oğlum dedi, o paraya dedi sıfır makine almayı düşünüyorsan dedi. Yani gerçekten sıfır makine almayı düşünüyorsan dedi. Güçlü bir makine alıp motorun gücünü yükseltmek istiyorsan dedi, sıfır makineyle yükselt dedi bu sefer. O zaman TVS al. Öyle değil mi? 200 cc'nin 5 vites olması kötü olur sadece ama abi ben internet izledim, bunu felaket iş yok. Abi 140'a kadar hıza çıkıyor ya. 9000 devirlere sıkıştırırsan ebesin iki, yani uçuyor makine. Benim tarafım. Orada yer vardı ya, atamaz. Biz onu sökmedik mi ya? Orada bir şey yok, ağaç değil o. Çalı gibi bir şey takılıyor orada. Biz bu makine kiralamıştık ya. Hiçbir işe yaramıyor, boş ver. Ne varsa topladın sanırım şu an. Ne? Aynen. Sadece şöyle bir etrafımı kolaşım için bırakma ihtimaline karşı. Vallahi kral, sana diyeceğim tek şey şu. Yani senin alet 125'lik. Babamın senin makineyle biz buradan Ankara yoluna çıkacağız. Senin makineyle gideceğimiz maksimumuz 90, bizim o alet şişer. Evet. 90'la bizim buradan Ankara'ya girmemiz 6,5-7 saat. İşte. Bak benimkiyle üstüne 2 kişi çıksak biz onu 3 saatte çok rahat var. 3 saatte gideriz. O kadar gitmez. 2 kişi binelim benim motora, sana bak bahse varım. Bak bahse varım. Benim motorla bahse varım 4,5-5 saat.
Yani bak şimdi dinlene dinlene. 4.5-5 saat. Çünkü şimdi, çok rahat 125-130 gidiyor. Şimdi şöyle şunu söyleyeyim ben sana. Senin makineyle biz iki kişi de gidebiliriz. Sadece senin makine. Çift en şoför. Büyük, heh, çift şoför. Ben yoruldum. Serkan geç. Heh. Benim o götüm uçacak. Sen geçeceksin. Sen uçacaksın. Ben geçeceğim. O avantajı olacak. 2 saatte bir değiş tokuş yaparak gideceğiz. Heh. Şurada bir çay içek baba. Çay içtik. Kanka sen geçtik sana. Yani. Bizim en büyük avantajımız o olacak. Benim sıkıntım şu. Ben seninle yolculuk yaparım. Onda sıkıntı yok. Ama buradaki mevzu şu. Senin arkanda benim gibi bir tonaj varken sen makineyi tutabileceksin. Ya ben tutarım. Ben benim motora babamı bindirmiş insanım lan. Babana mı bindi sen? He. Artçın vardı yani. Evet. Yakup'la falan biniyor senin motora abi. Bu sabah Yakup'u kula bıraktım. Motorla. Evet. Güzel. Artçıyla binmeye alışıyorsun güzel. Onu zaten onun dışında başka kimseyi bindirmiyor ki motora. Ailemden başka kimseyi bindirmiyor ki abi. Ben için değil mi oğlum? Ben biraz ağırım. Abi ağır ol, o ağır ol veya olma, o konu o değil. Konu arkanda bir insan varken dengeli tutabilir. Oğlum ben motor üstüne durmasını diyeceğim. Yani sıkıntı, gerçi otobanda çok sert virajlar yok. Yok abi. Ya Kuzey Marmara'ya çıkarız abi en kötü ihtimalle. Geçeceğim lan Kuzey Marmara'ya, ikinci yıldan yürüyüşte. Ya en kötü ihtimalle diyorum ben sana. Kuzey Marmara'nın bir artısı Ankara yoluna geçme avantajı çok güzel. Saçma bir yol yani, bak oğlum yolu uzatır. Yani diyorum temle de gitsen virajlar böyle keskin virajlara yatmıyorsun zaten. Yani. Arabaların 130'la rahatlıkla alabileceği genişlikli virajları var. Ki biz motor kullanıyoruz abi, gideceğimiz hız 110-120 bizim. O kadar bile zorlamayız biz o sıcakta bakıyoruz. Ha, iki motorla gitmenin de en büyük avantajı abi, WhatsApp'tan arayacağız birbirimizi. İnternet üzerinden yürü. İnternet üzerinden yürü. Bluetooth'lu kulaklıklar kulağımızda. O da ayrı bir eğlence. Onun eğlencesi daha farklı olacak. Sıkıntı, senin makine şişerse ne yapacağız? İşte senin makinenin şişip şişmemesiyle ilgili testerler yapacağız ya. Nasıl testerler yapacağız söyleyeyim mi? Ankara şimdi biraz uzun ya. Biz buradan Tekirdağ'a gidemez miyiz? Haklıyız. Bir hafta sonra bir Tekirdağ yapacağız görüntüsü. Bir hafta sonra köfte yiyeceğiz geleceğiz. Ha, öyle düşün. Edirne'ye gideceğiz işte. Edirne uzak. Ankara kadar yol sayılır. Buradan mesela atıyorum İzmit'e. Hakan'ın yanına. Ha. Sabahın köründe çıkacağız. Hakan izin gününü öğreneceğiz. Sabahın köründe çıkacağız yola. Oraya girdiğimizde saat sabah 9-10-11 olacak. Akşam üzeri saat 5 dedi mi Serkan çıkalım bu arada. Fazla karanlığa kalmayalım, tırlar bizim kesin. Gebze yolunda. 87 var değil mi? 36 daha ekliyorum. Hadi boş. Sığmayacağım. Bence sığacak, ben sığacak diyorum. Biz daha harf etmeyiz ya. Gerek yok bence. Şu an hiç gerek yok bence yani. Bakalım ne kadar oldu. Arpayı fulleyelim, arpayı fulleyelim diyordum, arpayı fulledik. Geçmiş olsun. Hasat ekim tarihlerine bir baksana. Ağustos. Aa, ben bir şey yapmak istiyorum ya. Ne yapacaksın ya? Bir şey denemek istiyorum. Paran yok, fazla haberin olsun. Biliyorum. O
O kadarcık şey için de uğraşmam yani. Canımı çektirdim. Yaparım öyle pislikler. Tamam neyse boş ver. Ta yukarıda. Bu mu? Ya bırak boş ver ya. Evet. Bence bugünün sonuna geldik. Sonuna geldik. Yumurtamızla. O zaman ne diyoruz? Şöyle. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Daha isterdik. Ama yitir de biz de insanız. Yarın iş var. Yarın gideceğiz. İşi var. Eve gideceğiz. O zaman bize bugün müsaade gençler, yeni bir yayında tarlalara ekeceğiz, biçeceğiz, yapacağız bir şeyler ya. Bir aksilik çıkmazsa cuma akşamı güzel bir yayın bizleri bekliyor. Yani. O zaman bye bye happiness.